Türkiye'nin en temiz ekranı Kanal 40 ekranlarından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Tarım masası bu hafta da gündemin önemli bir konusunu sanayi sektörünün problemlerini tarım masasına yatırıyor. Çünkü ülkenin yaşamış olduğu bu ekonomik krizden en çok etkilenenlerin başında maalesef sanayiciler geliyor. Neden sanayiciler geliyor? Herkes sanayicileri tuzu kuru, çok paraları var, çok zenginler diye adlandırılıyor. Aslında öyle değil. İstihdamda çok ciddi bir istihdam sağlayan kuruluşların hem ham maddeye gelen zamlar hem de iç piyasadaki diğer tedariklerine gelen zamlardan dolayı ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntıyı çözmek için de girişimlerde bulunuyorlar. Yarın yerli üretim logosu kullanma zorunluluğu başladı. Türkiye'de yerli üretim bir program, tarım masası. O yüzden biz tarım masası logosunun üzerine yerli üretim logosunu da koyarak Türkiye'deki bütün firmalardan önce davranmış olduk. Tarım masası %100 yerli. Türk üreticisini, çiftçisini tarafı olan yegane programlardan birisi. Bugün sanayi sektörünün önemli isimleri tarım masasında. Tarmak 1 Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Şenol Önal program konuğumuz. Aynı zamanda Harmak Tarım Makinalarının Genel Müdürü ve Kanal 42 Tarım Masası programının da daimi yorumcularından sevgili Ahmet Küçükbacak'ta. Tarım Masası'nda hoş geldiniz. Tarım Masası'na. Hoş bulduk. Sanayicilerin tuzu kuru diyor vatandaş. Bu teşviklerle şunlar bunlar en çok sanayicilere yaradı diyorlar. Evet. Böyle bir algı var toplumda. Ama ben yakından da biliyorum ki sanayiciler şu anda ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Hem bağlantıları yapıldı, bayilerle yapıldı, üretim planlaması yapıldı, fiyatlar belirlendi. Üretim aşamasında bu ham maddeye gelen zamlar ciddi bir sıkıntı oluşturdu. Bu süreci değerlendirecek olursak siz Tarım Makinacıları Birliği'nin yönetim kurulu başkanısınız. Bu durumu nasıl okuyorsunuz? Sektör ne gibi problemler yaşıyor? Evet. Öncelikle Recep Bey size teşekkür ediyorum. Programınıza davet ettiğiniz için güncel bazı konuları sizler vasıtasıyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için. Ekranları başındaki izleyicilerimiz için de keyifli ve faydalı bir program olmasını İnşallah. Diliyorum. Tarım Masası programı tabii her zamanki gibi çiftçimizin bu yılın bereketli mahsullerinin olmasını ve bereketli kazançlarının olmasını dileyerek sözlerimize başlamak istiyorum sözlerime. Evet, biraz önce bahsettiniz, işte sanayici zengin dediniz. Doğru söylüyorsun, çok zenginiz biz ama gönlümüz zengin. Evet. Oradan başlayalım. Gönlümüz zengindir çünkü şu anda 3. 4. kuşağın olduğu fabrikalar var. Zamanında bu teknik resimler, ölçümler gelişmeden önce kulakları çınlasın Ediz Hoca, Profesör Doktor Ediz Ulusoy hocamız, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin hocamız o anlatırdı. Fuarlara giden sanayici abilerimiz, amcalarımız kareli gömlekler giyip o makinelerin yanında fotoğraf çektirip yani ölçüleri nedir, ne yapmalıyız, biz nasıl uyarlayabiliriz meraklarından bu kareli gömlekler giyerek bu işlere başladılar. Sanayicilik bir nasıl söyleyeyim, bir yaşam tarzı. Yeni nesil için bunu söyleyemeyiz ama yaşlı sanayicilerimiz için ya da yaşlı demeyelim onlara, hayat tecrübesi fazla sanayicilerimiz için o fabrikanın içerisindeki makinaların sesleri, rahmetli Sakıp Samancı'nın dediği gibi bir konser salonundaki müziğin sesleri gibi onların kulağına gelmektedir. Değilse biliyorsunuz ülkemizde başka yerde çok da kolay bazı sektörler oluyor. Zaman zaman değişir bu. Değişmekle birlikte para kazanılan sektörler vardır. Ama bunlar yıllardır bu sektörün içerisine gözlerini açtılar ve bu sektörden de asla vazgeçmiyorlar. Biz tarıma hizmet ediyoruz. Tarım sanayine hizmet ediyoruz. Çünkü geleceğin iki önemli kritik sektörü var. Bir tanesi enerji, diğeri ise tarımdır.
Hep bir tarımla ilgili bir konuşmaya başlandığı zaman klasik bu cümleler var. Bunlar da söylenir. Ha, daha önce de söyledim. Tamam, sanayici bir kimliğimin yanında, bir STK başkanlığını yürütmenin yanında aynı zamanda meslek olarak ben ziraat yüksek mühendisiyim. Şimdi tarım arazileri, su kaynakları giderek daralmaktadır. Dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 10 milyar olacağı tahmin edilmektedir. Ne yapılacak? Birim alandan daha fazla ve daha kaliteli ürün alınması lazım. Bunun için en önemli sektörlerden bir tanesi tarım sektörü. Ama tarımda da hep söylüyoruz. Tohumda, gübrede, ilaçta istediğiniz kadar ilerlemeyi yapın. Bunları toprak ve bitkiyle buluşturacak olan mekanizasyonda istediğiniz seviyeye ulaşmazsanız hiçbir anlam ifade etmez. Ya biraz önce söylediğiniz gibi tekrar konuya gelelim. Teşvikler konusunda. Şimdi doğru, sadece tarım makinesi sanayi değil, birçok sektörde teşvikler vardır. Bugün memurlar için de bir teşvik vardır. Başka sektörler için de bir teşvikler vardır. Emeklilere bayramda ikramiye vardır. İkramiye. Önemli olan bu hepimizin kaynağı olan bu kaynak nerelerde kullanıldı? Şimdi bir sanayi sektörüne, sadece tarım makinesine, bütün sanayi sektörüne bir nitelikli uluslararası fuarlara katılım desteği var. Şimdi 5-6 yıl önce 300 milyon dolar olan tarım makinesi ihracatı 820 milyon dolara geldi elhamdülillah. Şimdi bu nereden nereye geldiğini gösterilmesi. Türkiye'de 22 farklı makine sektöründe 22 tane ayrı alt sektör vardır. İşte klima sektörü, değirmen makineler, tarım makineler. Bu 22 sektörün içerisinde en fazla faydalı model ve patent başvurusunda bulunan sektörlerin başında tarım makineleri gelmektedir. Bunları daha da çoğaltabiliriz. Yani bu teşvikler veriliyor ama biz bunu üretimde kullanıyoruz. Elbette. Yani şu anda ülkemizin kendi yürür bazı hasat makineler haricinde ihtiyaç duyduğu tarım makinelerinin tamamını biz sektör olarak üretebiliyorsak ülkemizde, bunlar sayesinde işte sanayicimiz bazen bunlara yetişemiyor. Yani bunlar küçük küçük destekler diyebiliriz. Yani öyle çok büyük, abartılacak bir destekler olduğunu da söyleyemeyiz. Ama yine de bunu düşünen, uygulayanlardan da Allah razı olsun. Ama neticede tekrar söylüyorum. Bu istihdam olarak, ihracat olarak, yeni ürün olarak ve ithalatın önüne geçmek olarak ve cari açığı azaltma adına karşılığının kat be kat verildiğini söyleyebilirim. Evet. Bu kriz döneminde Ahmet Bey'den devam edelim. Siz bizimle defalarca programa katıldınız. Zaten tarım masasında da yorumcu olarak biz sizi davet ediyoruz. Tarımın her alanından da sizlerle konuşma şansımız oluyor. Bugünkü konumuzu referans olarak alırsak, 12. ayda yeni sezonun çalışmalarını yapıyorsunuz. 2018'de böyle bir şey öngörüyor muydunuz? Şu aşamada sanayiciler hangi problemleri yaşıyorlar? Öncelikle tüm izleyenlerimize ben de iyi akşamlar dileyim. Üretim son özellikle 2-3 aydır çok büyük darboğazda. Dediğiniz doğru, özellikle sektörümüzle alakalı şöyle bir hazırlık dönemi var. Hasatlar bittikten sonra hemen hemen tüm firmalar sezonuna göre 10. ayla 2. ay arasında bir hazırlık dönemi geçiririz. Pazarlama ekiplerimiz, bayilerimizle anlaşmalarını yaparlar, sezonluk anlaşmalarını yaparlar. Tabii bundan önce fiyat bildirilemeleri yapılır, bayilerle anlaşmalar yapılır. Buna göre ürün teslimatları ikinci aydan itibaren sektör sektör konu değişmek kaydıyla 8. 10. aya kadar, hasat dönemine kadar sürer. Bu süreç tüm imalatçılarımızı, tüm üreticilerimizi, özellikle tarım makinalarındaki üreticilerimizi %100'e yaklaşan enflasyon, ciddi manada darboğaza, kar bir tarafa, ana paradan, sermayeden, hatta zarara varan, ciddi zararlara varan, ciddi sıkıntılara giren şirket sahipleri, firma sahipleri, üreticiler oldu. Siz başta şey dediniz, fabrikatörlerin, sanayicilerin tuzu kuru diye. Hangi branşta olursa olsun Recep Bey, üretim parayla yapılmaz, aşkla yapılır. Bu bana göre ticaretin, üretimin dinamosu tarımdır. Tarımdan başlar, emek yoğun,
en çok emek yoğunun olduğu, fedakarlığın olduğu yer orasıdır ve ticaretin gerçekten dinamosudur. Tüm insanlar gıda için, giyim için çalışır aslında. Dünyanın en zengini bile karnını, boğazını doyurabilmek için çalışır sonuçta. Evet. Oradan başlar, üretimin her aşaması hangi branşta olursa olsun fedakarlık ister. Aşkla yapılan bir iştir. Parayla yapılan bir iş değildir. Denildiği kadar çok parası olan insanlar, paraya düşkün olan insanlar zaten üretim yapmazlar. Paranın üzerine konması için bunu daha kolay yollar vardır. Ahmet Bey, açıklamak lazım. Şimdi Türkiye'nin hangi sektörüne bakarsanız bakın, üretimin kar marjı çok minimal durumda olduğunu ben biliyorum. Yani belki sirkülasyondan kazanılıyor. Harmaktan tır tır makineler çıkıyor. Burada çok para kazanılıyor gibi bir algı var yani vatandaşta. Aslında üretim hangi alanda olursa olsun, üretimde çok minimize edilmiş karlarla döngü sağlanıyor. Bu algı sizi sıkıntıya düşürüyor mu? Yani bu televizyoncularda da böyledir. Yani adam televizyonda program yapıyorsa çok parası vardır, tuzu kurudur diye bizim için de söylerler ama bu olayın öbür perdesine bakınca 9 günlük bir bayram tatili oluyor. Sizin atıyorum 150 tane personeliniz varsa 9 gün boyunca çalışmadıkları halde para ödüyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Yani riskleri çok fazla, kazanç bu manada minimum diyebiliriz. Elbette yani. Ki Recep Bey, çünkü bir rekabet ortamındasınız. Ve vahşi bir rekabet. Ciddi, dünya artık küçüldü bu iletişim çağında. Bir rekabet ortamındasınız. Artık öyle çok büyük kazançlar, üretici bazında çok büyük kazançlar yok. Zaten en büyük mağduriyetle dile getirilen şikayetler de bu konuda değil mi? Süt üreticisi diyor ki ben zarar ederken mandıra fabrika sahibi çok kazanıyor. Evet. Market şunu kazanıyor. Biz bayilerimizden sezleniş veriyoruz. Bayilerimiz bizden çok kazanıyor. Kesinlikle. Üretimin meşakkatli olmasının sebeplerinden birisi de bu. Siz sürekli yenilenmek, sürekli tazelenmek ve yeni fikirler üretmek zorunda olanlar biziz. Çünkü rekabet ortamındayız. Ya sizden sonrakiler çok kazanıyor. Bu sütte de öyle. Bakın güzel bir örnek veriniz. Süt üreticisi süt üretmezse ne fabrika sahibi ne market ürün bulamaz. Ama süt üreticisi baskılanıyor. Ondan sonrası da bir sorunun bir şey temel yok. Kaynağı da orada. Üretim yapan hangi birim olursa olsun, fabrika sahibi olabilir, çiftçi olabilir. Bana göre öğretmen de bir üreticidir. Evet. Eğitmendir. Bilgisiyle yeni nesiller yetiştiriyor. Her alanda üretilen insanların desteklenmesi, arkalarından desteklenmesi, onların teşvik edilmesi şarttır. Çünkü üretici üretmekten vazgeçerse hayat durur. Hayat durur. Birileri üretmezse biz ne yiyeceğiz? Çiftçinin üretmek istediğini bugün biz mibzer üretmezsek, pancarasat makinesi üretmezsek, balya makinesi üretmezsek çiftçiler işlerini hangi ekipmanlarla yapacaklar? Evde eşlerimiz, annelerimiz çamaşırlarını, bulaşıklarını hangi makinelerle yıkayacaklar? Üretimin aşama aşama en alt bireyden en üst bireye kadar hak ettiği kadar ama bedava parayla değil. Ben her zaman açıktan verilen hibeye, desteğe karşı çıktım. Üretime destek, ürettiği kalitede destek. Ürünün kalitesini ürettiyse, miktarını verimli, arazisinde verimli çalışabildiyse, biz fabrikada gerçekten aldığımız, devletten aldığımız bir teşvik, bir destek var, bunu gerçekten katma değere dönüştürebildiysek, bu oranların artarak devam etmesi lazım ki üretim kapasiteleri artarak devam etsin, maliyetler minimize olsun. Bir şeyi çok üretmediğiniz sürece maliyetini indiremezsiniz aşağıya. Bu her alanda geçerli. Tarlada da, fabrikada da. Siz arazinizi ne kadar verimli kullanabilirseniz, fabrikadaki tezgah parkurunuzu, iş gücünüzü ne kadar verimli kullanabilirseniz, maliyetleriniz o kadar düşer, karlılığınız artar. Karlılığınızı çok arttırmasanız bile satış rakamları düşer. Nihai tüketiciye uygun fiyata mal verebilirsiniz. Herkes mutlu olur. Bu döngüyü iyi sağlamak lazım. Evet, şimdi tabii sanayicilerden de bize telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. Ziraat Bankası biliyorsunuz makina alımlarında %6 gibi düşük bir faizle kredi veriyor. Bu da
Bakanlar Kurulu kararıyla kanunlaşan bir çalışma sistemi. Ama sanayicilerden şöyle bir görüş geldi. Dediler ki Ziraat Bankası işte %6, %8 makina ekipman desteği vermesi gerekiyor. Ama Ziraat Bankası hiçbir şekilde şu anda bu tür kredileri vermiyor. Müracaat eden firmaların dosyaları hepsi red yiyor. Siz Tarım Akbir'in yönetim kurulu başkanı olarak böyle bir sıkıntı size geldi mi? Şimdi traktör firmalarından müracaat edilen dosyaların eskisi kadar çıkmadığı konusunda bir şikayet, eleştiri geldiğini söyleyebilirim. Fakat ben geçen hafta Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün bir programı vardı. Genç Çiftçi Akademisi diye adlandırılan program. Ona da değinebilirim. Onun imza törenine davet edildim. Ankara'daydım. Bu kredilere bakan en üst seviyedeki Ziraat Bankası'nın krediler ve politikalar müdürüyle görüştüm. O da hayır böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Fakat bu traktör alımında özellikle çiftçinin elinde traktörü var fakat bu yeni krediyi başka amaçla onu eskisini nakde çevirmek amacıyla kullananların gibi durumların söz konusu olduğunu. Bu kredide bir limit var mı? Üst limit? Traktör kredilerinde. Hayır, makine ekipmanı da veriyor. Ekipman da şimdi şöyle 50.000 TL, 25.000 TL gibi bir dilimler var. Fakat onun ilk çıkış noktası verilen kredinin %75'ini sübvanse edilmesiydi. Ekipmanda. Traktördeki durum biraz daha farklı işte. 50.000 TL'ye kadar şu kadar. 50.000 TL'nin üzeri başka bir dilim. Şimdi rakamlar tam aklımda değil ama böyle dilim dilim oluşuyor. Çünkü mesela firma diyor ki ben diyor 300-500 tane dosya gönderdim. Hı hı. 500 tane red yedim. Bu son 2-3 aydır olan bir durum mu? 2018 yani, yılı içerisinde. Evet, muhtemelen de bu 24 Haziran sonrası olan bir durum. Olabilir. Yani kaynakla ilgili bir problem söz konusu olabilir. Diğer sanayici ve tüketici kredilerinde de benzer durumların olduğundan bahsediliyor. Ama bize çok yoğun bir şekilde biz Ziraat Bankası ile bir randevu alalım, görüşelim. Böyle bir talepte bulunulmadı. Söylediğim gibi traktör firmasından bir tanesine böyle bir durum geldi. Ben de tam yeridir dedim. Geçen haftaki toplantıda bunu dile getirdim. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığını dile getirdiler. Ben tekrar şimdi arkadaşlarımla görüşeceğim. Yani bunun netlik kazanmasını isteyeceğim. Evet. Yine Tarım Kredi'ye yarın bir ziyaretiniz gerçekleşecek. Evet. Tarım Kredi ile ilgili de ben hemen size argümanı vereyim. Tamam. Yarınki görüşmede bu da bir görüşme konusu olsun. 2012 yılından sonra Ziraat Bankası normalde Bakanlar Kurulu kararıyla çiftçiye %8'i geçmeme kaydıyla düşük kredi tahsisi yapılması konusunda ve bunu da Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden yapılmasıyla ilgili kararı var. 2012 yılından bu tarafa Tarım Kredi'yi bir çiftçi örgütü, çiftçi kuruluşu olarak Ziraat Bankası görmüyor. Siz her ne kadar çiftçiyle çalışsanız, çiftçiye bunları kredi verseniz de siz bir şirketsiniz ve çiftçi değilsiniz. O yüzden kredilerde biz bu %8 olayını size uygulayamayız diyor. Yoğun bir şekilde ben telefon alıyorum çiftçilerden. Mesaj alıyorum. Diyorlar ki bize %6 ile %8 ile kredi verdiklerini söylediler. Ama biz ödemeye gidince %25, %30'a varan oranlarda bize faiz çıkarıldı. Bunun da sebebi %8 yasal faiz, %12,5 civarında da kaynak kullanım bedeli olarak Tarım Kredi buraya gizli bir şekilde koymuş bu faizi. Ve çiftçiler şu anda inanılmaz derecede varyansın yapıyor. Hem diğer bankalardan daha yüksek kredi. Bu bizim çiftçi örgütümüzken nasıl bize bu kadar yüksek maliyetle kredi veriyor diyor. Çiftçileri ilgilendiren budur. Ben bunu da size söylemiş oluyorum. Tarım krediyle de sizler çalışıyorsunuz. Bu olayda eğer söylemek isterseniz birkaç kelime tabii edelim. Ondan sonra konumuza devam edelim. Tabii şimdi çiftçileri ilgilendiren konu. Şimdi Recep Bey, ülkemizde STK'lar dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli. Önemli olmak zorunda. Yani burada bir tarım makinesiyle ilgili bir konuyu Ahmet Bey ve benim dışımda yani mesleğin içerisindeki olan insanlar bilebilir.
başka bir diyelim bir otomobil satıcısı bunu bilemez. Hı-hı. Ya da bir doktor bilemez. İlahiyat fakültesi mezunu bilemez. Yani tarımla ilgili, mekanizasyonla ilgili konuları meslektaşlarımız bilebilir. Evet. Şimdi çiftçilerimizin de bir STK'ları vardır. Onlar ziraat odalarıdır. Umarım onlar gerekli şekilde çiftçilerimizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ve uygun bir dille gerekli ilgili yerlere iletiyorlardı. İlettiklerini düşünüyorum. Aksi takdirde görevlerini yapmamış olurlar. Evet. Bunu yapmaları gerekir. Çünkü doğruyu bulmak için bunu yapmamalı. Objektif. Çünkü birkaç tane, üç tane, beş tane çiftçimizin değil, yani bir toplumu çoğunluğunu ilgilendiren görüşü bir yerde toplayıp havuzda bunu uygun bir dille ziraat odalarımızın iletmesi lazım. Gelelim bizim konumuza. Biz tarım kredi kooperatifleriyle son zamanlarda anlaşamıyoruz. İşte fiyat noktasında. Şimdi yeni çıkan bir şey teminat mektubu istenmesi konusu. 50 bin liralık süresiz. Şimdi burada hakikaten bu mektubu vermekte zorlanacak üreticilerimiz de olabilir. Böyle küçük imalatçılarımız. Teminat mektubu ne istenmesi? Onu sordum ben. Hatta Ankara'dan aradılar beni Tarmak birden. Başkanım, üyelerimizin anlaşmalarını yeniliyoruz fakat Tarım Kredi Kooperatifi bizden teminat mektubu istiyor dediler. Ben de dedim ki bir yanlışınız vardır. Bizim onlardan istememiz lazım. Siz istememiz lazım. Evet, bizim istememiz lazım. Bir yanlışlık olmasın dedim. Yok başkanım, böyle söylediler dedi. Açtım, ilgili kişiyle görüştüm. Evet, doğru anlamışsınız başkanım dediler. Biz istiyoruz. Neden dedim? Ya mevzuatta var dediler. Ben şimdi 26 yıldır tarım kredi kooperatifleriyle çalışıyorum. Bugüne kadar istenmedi. Şimdi dedim bir mevzuat dedim. Mevzuat siz yazarsınız, siz silersiniz. İkincisi istenmesi, yani bunu konuşmak için bile doğru bir zaman değil. Şu anda ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun zamanı doğru değil. Bir de gerekçelerini sordum. Gerekçelerin hiç elle tutulur bir yönü yok. Çünkü biz yerine göre nakliyesini cebimizden ödeyerek kooperatife, konsinye makine bırakıyoruz. 2-3 ay bekleyen makineler oluyor. Ve neticesinde eğer satılırsa faturasını talep ediyoruz, sonra bize ödüyorlar. Yani burada kooperatifin herhangi bir riski olmamasına rağmen bizden bunun istenmesinin akılla mantıkla izah edilir bir yönü yok. Diğer taraftan riski biz taşıyoruz. Onların herhangi bir riskleri yok. Ha, ihale yapmış olsalar, kardeşim benim ortaklarımın sizin bu model makinanızdan 100 tane ihtiyacı var. Ben başka yere bakmayacağım. Sizinle el sıkıştım. Bunu şu tarihlerde bana şu fiyattan vermeniz gerekiyor. Cayarsanız ben bunu mektubu işleme koyarım der. Normal panko birliğin uyguladığı sistem. Bu gayet mantıklıdır. Yani tarım krediyle bizim çalışma şeklimizde bu mektubun verilmesinin hakikaten akılla ve mantıkla izah edilir bir yönü yok. Başka illerden de gelecek meslektaşlarımız olacak. Konya'dan da gelecek meslektaşlarımız olacak. Ve bazı fiyat problemleri de var. Bunları görüşmek üzere gideceğiz. Bir de şimdi ticaretin genel kuralıdır. Bir şeyin fiyatı şöyle belirlenir. Bir, bu maldan kaç tane alacaksınız? Ne kadar? Ne zaman alacaksınız? Ve ne zaman ödeyeceksiniz? Bu çerçeve belli olmadan bir ürünün fiyatını, çerçevesini çizemezsiniz. Yani burada bunlar net bir şekilde belli olmasa, tarım kredi kooperatifle bizim anlaşmazlığımızın ana hatları bunlar oluşturuyor. Ama ben şu tekrar söylüyorum, bizim sektörümüzde gerçekten önemli bir yeri vardır. Ülkemizin en yaygın bir kurumudur. Yani köylere, kasabalara kadar dağılan bir kooperatiflerdir. Bundan çiftçimizin menfaatine, üreticinin menfaatine maksimum şekilde faydalanmamız lazım. Ama şimdi bunlar son dönemde diğer satış ürünleri girdikten sonra, mazottur, gübredir, ilaçtır girdikten sonra mekanizasyona biraz sanki sıcak bakmıyorlar veya üvey evlat muamelesi yapıyorlar gibi geliyor. Çünkü mekanizasyon bir yatırım aracıdır. Çiftçiye 2 veya 3 yıl vadeli vermek zorundalar. Öbürlerini, diğerlerini yıllık veriyorlar. İşte yıl sonu kapattırıyorlar. Dolayısıyla kooperatifin karlılığına da faydası oluyor. Yani karlılık açısından düşündüğümüz zaman onların menfaatine gelebilir ama şimdi tohumu, gübreyi alan, ilacı alan bir çiftçi onu en doğru bir mekanizasyon aracıyla çiftçi tarlasına uygulaması gerekmektedir. Ben onlara sürekli şunu söyledim. Lütfen, tamam ben sizi anlıyorum. Bu çiftçimizin tarım kredi kooperatifindeki limitlerinin yanına bir özel mekanizasyon limiti ekleyin. Bu işi biz böyle çözeriz dedim ve birim kooperatifleri de teşvik edelim. Yani ihtiyacı olsun olmasın, mekanizasyon aracı satılmasına biz de karşıyız. Yani çiftçimizin ihtiyacı değilse ona tekrar ikinci bir makinayı, traktörü biz neden satacağız?
o çiftçimiz onu alacak, ondan faydalanacak ve kar yapacak ki daha sonra diğer makineler, ekipmanları alabilsin ve daha da büyüyebilsin. Biz bunu istiyoruz. Bunun tespiti için de kooperatiflerin çiftçinin isteklerini en iyi şekilde analiz edip doğru ekipmana yönlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi burada Ahmet abiye de soracağım olayı da. Tarım Kredi Kooperatifi'nde bu kararı mesela teminat mektubuna dediğin gibi bir risk yok yani. Sen niye istiyorsun? Ben senden istemem lazım. Ben sana malımı konsinye veriyorum. Evet. Sen satana kadar bekletiyorsun. Sattıktan sonra bana ödüyorsun. Teminat mektubunun istenmesi olayında şöyle bir sıkıntı olabilir mi? Tarım Kredi'nin üst seviye yöneticilerinin tabandan haberi veya çiftçi taleplerinden haberi olmayıp işte bu adamlar bize mecburlar. Biz bunu adamların malını satıyoruz. O yüzden de elinizden gelen tüm zorlukları sergileyin diyebilirler. İnşallah öyle değildir. Öyle değildir. İnşallah öyle değildir. Ya bunu ben çok rahat söylüyorum da ama siz tabii ticaret de yapıyorsunuz. Yani tabandan bu kadar haber. Mesela ben çiftçi diyor ki ben Tarım Kredi'ye gidiyorum. Şu mebzeli bulamıyorum diyor. Tarım Kredi'deki işte her ilçedeki yetkililer de bunu talep ediyorlar. Evet. Ve bir talep oluşuyor burada. Tarım Kredi'nin bu malları almasında yemesi yok, içmesi yok. Canlı değil yani bunlar. Depoya kaldırıyor. Recep Bey duruyor. Orada benim duyduğum kadarıyla bu teminat mektubunun istenme sebebi şu. Bine yakın mıydı başkanım? Firmanın Tarım Kredi'ye anlaşması var. Tabii bu anlaşmaların içinde aktif olan firmalar var, aktif olmayan firmalar var. Aktif olmayan firmaların Tarım Kredi üzerindeki kırtasiye yükünü, çalışan yükünü azaltabilmek, aktif olmayanları bu anlaşmalardan caydırabilmek adına yapılmış bir hamle gibi gözüküyor. Abi o zaman da şey yapsın, yani bu, aktif olmayanlarla sözleşme yapmasın. Şimdi ben şunu da anlamıyorum. Bu bilgisayar teknolojisinde aktif olmayan firmaların Tarım Kredi'ye, Tarım Kredi Kooperatiflerine ne gibi bir yükü olabilir? Aynen öyle. Aktiftir, değildir. Bizim on binlerce müşterimiz var. Muhasebe programlarımızda bu müşterilerin carileri 20 yıl önce, 30 yıl önce hareket görmüş, 20 yıldır görmüyor. Ama bunlar kopyalanarak geliyor. Bize bir zararı var mı? Hayır, yok. 18 yıl sonra, 18 yıl sonra, hayır, bu hard diskte kapladığı yer bir yani çok minimum bir şey. Yani böyle bir şey duydum. Buna da inanamadım ben. Hatta şunu diyenler bile oldu. Tarım Kredi'nin paraya ihtiyacı var. O yüzden böyle bir teminat mektubu. Umut, ben bunu da... O teminat mektubunu kullanamaz ki. Yani hayır, bankadan kredi çekmek için Tarım Kredi eğer bu teminat mektuplarıyla dönebilecek derecede zayıfladıysa zaten vay bitmiştir. Yani. Ya ben bunların hiçbirisine ihtimal vermiyorum. Gene iş geliyor, liyakata dayanıyor. Bir kişi, konuya hakim olmayan bir kişi anlık bir karar alıyor. Bu anlık kararın ceremesini Türkiye'deki tüketicisi, çiftçisi, üreticisi, fabrikatörü, Tarım Kredi'de çalışan memuru, şubede çalışan amiri, memuru 6 ay bunun azabını çekiyor. Ben tahmin ediyorum ki birkaç ay içerisinde bu teminat mektubu meselesi ortadan kalkacak. Ama kalmayacak. Bu da işte yırtılan Hacı Bekir'in yakası oluyor gide. Yani şu durumda ben üreticinin yanındayım. Yani siz çiftçi olduğu kadar sizin de ben yanınızdayım. O yüzden pozitif ayrımcılık da yapıyorum. Üreticinin bu kadar sıkıntısı varken yani ham madde demire saatlik fiyat alıyorsunuz. Yani bir fiyat veriyor, bu fiyat 2 saat geçerli diyor. Evet. Diğer mesela enerjiye gelen zam, işte %20 elektriğe zam geldi bu son dönemde. Doğalgaza keza yine böyle. Üretici, sanayici bunları düşünürken bir de şimdi sen ne diye yeni bir cep açıyorsun da teminat mektubu istiyorsun? Ben bunu söyledim kendilerine de. Yani şu anda doğru bir zaman diye tartışmak için bile doğru zaman olmadığını altın çizerek ifade ettim. Biraz önce söylediğim gibi bu örnek verdiniz. İşte ben X marka makineyi almak istiyorum. Neden alamıyorum? Çünkü alamıyorum diye çiftçi haklı olarak söylüyor. Yakında neler olacak biliyor musunuz? Birçok firma anlaşma yapmayacak. Yani onlar mecbur diye düşünebilir ama yapmayacak. Bu yanlış bir uygulama. Çiftçinin kaliteli bir ekipmana ulaşmasına bu şekilde engel olamazlar. Fiyat politikasında şöyle bir şey var. Ya firma var, pulluk üretiyor. Ben biliyorum, Ahmet Bey de bilir. Almanya'dan adam çelik ithal ediyor.
pulluğu hafifletiyor. Diyor ki senin fiyatın diyor işte şu firmanın fiyatından pahalı. Niye pahalı? Onun fiyatından vereceksin. Ya güzel kardeşim, lütfen bu işi bilmiyorsan öğren. O adam, o çiftçi de biliyor o pulluğa fazla para vermesinin neden gerekliliğini. Çünkü hafifletilmiş ve sağlam bir malzemeyle tarlada ne yapacak? Daha az yakıt tüketecek. Yani sen ve... bir gazeteye gidince atıyorum şu Alman malı, şu lüks arabanın fiyatına öbekini düşür diyebilir misin? Yani adam ham maddesini bile en kalitelisini kullanmış. Neden? Çiftçinin üretim maliyetine olumlu etkisi olsun diye. Bunu yapamazsınız. Bakın şimdi ben tarmak biri olarak arkadaşlarımız Ahmet Bey de yönetimle birlikte çalışıyoruz. Her yıl sektör gezisi düzenleriz. Avrupa'daki alanında en iyi duruma gelmiş fabrika ziyaretleri. Bunu İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa. Bu sene Mayıs ayında Fransa'ya gittik. Orada gezi programımızda Ahmet Bey sen bu sene yoktun değil mi? Fransa'da bir kooperatifte gezdik. Bizim işte tarım kredi kooperatiflerine işte şeker pancar kooperatiflerine benzer bir yapılanma. Cirosu 4.7 milyar euro. Cirosu 4.7 milyar euro. Büyük bir toplantı salonunda bizi topladılar. Konuştuk, sunumlarını yaptılar. Çiftçinin üyesi olduğu çiftçilerin tarlaları üzerinde dronlarla, uydu fotoğraflarıyla nereye daha az gübresi atması gerektiği, üründe problem varsa diyor ki siz buraya yoğun bir gübre atmanıza gerek yok, boşuna masraf yapmayın. İlaçlamayla ilgili tavsiyeler, tohumla ilgili aklınıza neler gelirse, yani gerçek anlamda çiftçinin yanından nasıl yer alması gerekiyorsa bunun bir örneği var. Ve işin enteresanı, bu bahsettiğim 5 milyar euro ciro yapan bir kooperatifin genel müdürü toplantı bitiminde bu kahve termosuyla bizim kahvelerimizi doldurdu. O küçük çikolataların kendi elleriyle ikram etti. Ve bu kadar da mütevazilik var. Yani şimdi burada inanamıyorum. Bazı belki bunun içerisinde bizler de vardır. İşte STK diyelim veya sanayici diyelim, adını ne koyarsak koyalım, iğneyi de kendimize batıralım. Yanlarına makam odasına giremiyorsunuz. İşte ondan, o adamların tarım ürünleri ihracatı, tarım makineleri ihracatı o seviyelere geliyor. Biz buralarda kalıyoruz. Buradan başlıyor işler. Ben yorumlayayım kısaca. Buyurun. Şimdi televizyonda biz izleyen vatandaşlarımız orada bir logo görüyorlar. Biraz önce. Şimdi niye kaldırdılar onu da bilmiyorum da o logoyu bir koyun arkadaşlar. Yerli üretim logosunu. Yerli üretime Sayın Cumhurbaşkanı da yerli üretime destek olmalıyız diyor. Destek olmuyor. İşte şimdi logo geldi. Yerli üretim logosu. Yerli üretim ne demek? Kendi ülkemizde üretilen ürünlere verilen ad. İşte pancar hasat makinesinde de, ilaçlama makinesinde de, mibzerinde de, her şeyde Türkiye'de üretilen ürünlerde bu logo konacak. Şimdi memlekette ciddi bir sıkıntı var. Üreticide sıkıntı var. Evet. Üretim maliyetleri çok arttı. Bunun müşteriye yansıtsa bir dert, yansıtmasa bir dert. Tarım kredi gibi kuruluşlar. Tarım krediyi sayabiliriz buna. Panko Birliği sayarız. Üreticiyi desteklemek babında ziraat odalarını sayabiliriz. Diğer birlikleri sayabiliriz. Bu insanların yegane görevi yerli üretimi desteklemek olmalı. Şimdi tarım kredinin şunu yapması lazım. Dediğiniz çok doğru. Fransa neden bu kadar başarılı? Hollanda neden bu kadar başarılı? Amerika'da neden bu kadar tarım güçlü? Bunun geçin uzak doğuda da böyle. Neden güçlü? Bunu da bir sorgulamak lazım. Ben tarım kredi genel müdürü olsam, yönetim kurulu başkanı olsam Avrupa'ya gider bunları bir izlerim. Fransa'ya onların gitmesi lazım. Kendi mevkidaşlarıyla görüşmesi lazım. Sen şimdi silah bende kardeşim, kılıç bende, istediğim adamın kafasına vururum, istediğim adamı çıkarırım diyemezsin. Bunun sosyal sorumluluğu da var. O koltuğunda hakkı var. Sen nasıl teminat mektubuyla kıskaç altın almaya çalışırsın? Sen burada marka da vereyim. Yani bir tarafta Mercedes var, öbür tarafta da atıyorum bir tane Doğan var. Hadi Doğan üretir, bir başka bir marka söyle abi. Hyundai var.
Sen şimdi şunu diyebilir misin? Arkadaş, bu Mercedes'i bana Hyundai fiyatından vereceksin. Recep Bey, hangi markete gittiğiniz zaman fiyatını, evet, o da var, belirlenmiş bir şeyle siz ne yapıyorsunuz? Özgür iradenizle pirincin 3 milyon TL kilogramı olanı da var, 20 milyon TL kilogramı olanı da var, baldosu da var, uzunu da var, kısası da var. Gidip bütçenize göre, damak zevkinize göre, ihtiyacınıza göre ve kilogramını belirleyerek alabiliyorsunuz. En iyi belirleyici olan, en iyi test eden tüketicidir. Kesinlikle. Bunu kanunlarla ya da belli yaptırımlarla, dayatmalarla yapamazsınız. Bunu Tarım Kredi Kooperatifleri denedi, olmadı. Diğer panko birlik kuruluşları denedi, olmadı. Çiftçi kendine uygun gelen, güzel gelen ürün neyse herkes onu zaten satın alır. Siz biraz önce dediniz, bizde ne eksik? Bu ürünün üzerine yerli malı yazmakla, TSE'li diye yazmakla bu iş olmuyor. Birkaç gün önce internette bir yazı okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Rahmetli Turgut Özal zamanında Japon bilim adamlarına Türkiye'nin eğitim sistemini inceletmiş, raporu istemiş. Japon bilim adamları Turgut Özal'a bu rapor, sizin eğitim sisteminiz olmaz, çok kötü durumda demiş. Neden demiş? Milli ruh yok demiş. Nasıl milli ruh yok? Biz öğrencilerimize ilk önce şunu yaparız. Nükleer santrallerimizi, fabrikalarımızı, otomobil fabrikalarımızı, doğamızı, her şeyimizi, ülkemize ait olan, elimizde olan değerlerin hepsini gösteririz. Bu ruhu sahiplenmelerini sağlarız. Bu yerli malı yazmak da yerli malı olmuyor. Benim en çok tepkilerimden birisi şu. Devlet üretme çiftlikleri var. Gidin birçoğundaki ekipmanın %85'i ithaldir. Neden? Neden ithaldir? Büyük ekipmanlar, kaliteli ekipmanlar, tamam, kabul ediyorum. Yaptırırsın. Devlet üretme çiftliği bir sanayicimizin, bir ustamızın elinden tutsun, bu ürünleri yapsıtsın. Rahmetli Mennan Usta'yı Gaziantep'te hala anlatırız, hala yad ederiz. İtalyanlara kızdığı için tekstil fabrikalarını, o makinaları hiçbir mühendislik ilmi yokken, hiçbir matematik hesabı bilemezken, tezgahı yokken sadece çekiç, örs, eğe ile o İtalyanların makinalarına kafa tutabilen ürünleri yapan bizde neden olmasın? Bizim de elimizden birileri tutsun. Devlet üretme çiftlikleri desin ki bize 40 sıralı pnömatik mivzer lazım. Pnömatik hububat mivzeri lazım. 40'lı, 100'lü goblo lazım. 60 metre atan ilaçlama makineleri lazım. Şu kadar adette alacağız. Üretir misiniz? Bu milli ruhla olur. Başka türlü olmaz. Evet, reklama gideceğim. Reklamdan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, her ne kadar sanayicilere haksız eleştiriler yapılsa da sanayicilerin problemlerini de biz tarım masasında ekrana getirmeye devam ediyoruz. Eğer sanayici olmazsa tarım zaten sıkıntıda, iyice sıkıntıya girer. Neden? Toprakla ürünü birleştiren en önemli şey mekanizasyon. Bir ürünü tarladan hasat yaparken kaybedeceğiniz zamanı minimuma indiren makineler olmazsa tarım zaten iş gücü bulamıyor, daha büyük sıkıntı var. O yüzden çiftçiyle sanayiciye bir paydaş olarak düşünmekte yarar var. Devletin imkanlarını, kamunun imkanlarını elinde bulunduran güçler, nasılsa bu adamlar bize mecbur, biz olmasa bunlar makinalarını satamazlar düşüncesine kapılarak sanayiciye çıkarılan zorluklar aslında Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne, Türk milletinin karşısına çıkardıkları problemler olarak görülmesi lazım. Herkes ayağını denge atması lazım. O koltuktan yarın bir telefonla kaldırılırsınız. Ama bu millete, bu üreticiye verdiğiniz zarar yıllarca devam eder. O yüzden aklınızı başınıza devşirin diyoruz. Reklam ediyoruz. Reklamlardan sonra biz burada olacağız. Anız yakmak doğal dengeyi bozar. Canlıları yok eder. Erozyona yol açar. Toprağı fakirleştirir. Geleceğinizi ateşe vermeyin. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor.
Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz sizlerle. Bu arada WhatsApp'tan gelen mesajları da hemen değinelim. Hayırlı akşamlar Recep Bey. Hiç araştırma yaptınız mı? Acaba üreticinin yüzde kaçı bankalara borçsuz? Üretim yapabiliyor mu? Çiftçi geleceği ipotek etmiş durumda. Üretici birlikleri ne görev ifa ediyor? Yerli üretim bitiyor. Biz logoyla uğraşıyoruz. İyi akşamlar demiş. Haklısınız. Sadece ürünlere logo koymak veya bizim yaptığımız gibi ekrana yerli üretim logosu koymak olayın biraz daha magazinsel boyutu. Gerçek manada yerli üretime destek verilmesi lazım. Siz beni burada eleştirdiniz mi yoksa sistem eleştirdiniz bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla siz haklısınız. Logodan ziyade uygulamalarla, desteklerle yerli üretime destek vermek lazım. Selam Recep Bey, programınızı ilgiyle izliyorum ve konuklarınızın paylaştığı görüşlerden dolayı tebrik ederim. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı olmasını temenni ederim demiş İsmail Oruç. Piyasanın normale dönmesi ne kadar sürer? Öngörüler nedir? Cumhurbaşkanı söylediği gibi işin zor tarafını gerçekten geriden bıraktık demiş Muhsin abi, Muhsin Başarı. Bu soruyu sormuş size. Evet. Recep abi iyi akşamlar. Çok çok önemli bir program olmuş. Konuklara selamlar. Devlet inşaat sektörüne destek vereceğine, tarım sektörüne destek vermesi gerekirdi. Sanayici yani üretim desteklemesi gerekirdi. Boş beton ev bize tarla makine almaz ama tarla ve makine çalıştırılarak ev alınabilir demiş. İsmini yazmamış ama evet, güzel çok tespit. Güzel bir mesaj yazmış. Evet. İyi akşamlar, hayırlı yayınlar, konuklarınıza selamlar. Sizleri dikkatle seyrediyoruz demiş. Bizim meşhur İhsan abi uzun nakliyattan. Evet. O da selamlarını iletmiş. Hemen Muhsin abinin sorudan gidelim isterseniz. Sayın Cumhurbaşkanı işin zor tarafını bıraktık. Bundan sonrası kolay kısmı olayına katılıyor musunuz? Bunu zaman gösterecek ama şöyle bir şey vardır. Ekonomide algı çok önemlidir. Burada hepimizin inanması lazım. Ya işte yarın ne olur endişelerini bir kenara bırakarak hepimizin elimizden geldiği kadar hangi işi yapıyorsak yaptığımız işe odaklanmamız lazım. Yani bu dolardı, euroydu bu ve faiz, enflasyon bu sarmal gerçek. İşte ekonomistler açıklıyor. Ben ekonomist değilim. İşte ülkemizin özel sektörün şu kadar borcu, devletin şu kadar borcu var. Şimdi bunu ödememiz lazım. Ödemenin yolu şudur. Üretmekten geçer. Üretmeden bizim bunu ödeme şansımız yok. Bir kere biz enerjide dışarıya bağımlıyız. Yani istesek de istemesek de dünyada bu dolarla satılıyor. Yani bizim paramızla değil, dolarla satılıyor. Dolayısıyla biz bunu karşılayacak ürünleri üretip satabilmemiz lazım. Şimdi bir izleyicimiz de işte konuttan bahsetti. Şimdi Recep Bey, bugün Konya'da lüks bir semtte diyelim ki 1 milyon liraya satılan bir konuttan bahsedelim. İşte Mayıs ayında, Haziran ayında. Şimdi bu konutun fiyatını siz 500 bin liraya indirin. Her yerde de söylüyorum. Bu konutu siz bir Bulgara, Cezayirli'ye, efendim Macaristanlı'ya, Macar'a satamazsınız. Ama bir sanayi malı 10 bin euro. Bunu 8 bin euroya indirin, 9 bin euroya indirin. İnanın sırada satarsınız. Önemli olan bizim dışarıya satabileceğimiz katma değerli ürünleri oluşturmamız, üretmemiz lazım. Bu da yetişmiş, nitelikli insan gücümüzde olur. Eğitimle olur. Eğitimde eksikliklerimiz olduğunu hükümetimiz de kabul ediyor. Eğitimle ilgili doğru kararları biz bugün alsak bile neticesini inanın 10-15 yıl sonra görmeye başlayacağız. Üretim, üretim. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, köylü milletin efendisidir. Oradaki köylüden kastı, o dönemde köylü dışında üreten insan yok. Yani üreticiyi kastediyor. Bu da güzel bir yorum. Bakın buna evet. Da ben altına imza atıyorum. Üretici çok önemli. Üretici milletin efendisidir. Kesinlikle. Üretici milletin efendisidir. Çünkü başka bizim kurtuluşumuz yok. Şimdi daha önce sizin programınızda da söyledim.
Ülkemizin geçen yılki rakamlara göre milli geliri 10 bin dolar civarındaydı. Şimdi kurlar yükseldi, bu muhtemelen düşmüş olacaktır. Bizim milli gelirimizin 10 katı büyüklüğünde olan ülkeyi de söyleyeyim, Katar, Körfez ülkesi. Kişi başına bizim 10 katı, 100 bin dolarlar, 90 bin dolarlar bulduğunu tahmin ettiğim, bildiğim bir ülke. Komşu ülkelerle bir problem yaşadı. Hepsi marketlere koştu. İşte bulgur alma, et alma, tavuk alma derdinde. Uçaklarla Türkiye'den, başka ülkelerden gıda ürünleri. Yani aç kalma korkusu. Aynen öyle. O gökdelenlerin kapının önündeki o 12 silindirli, bilmem 8 silindirli bizim görmediğimiz arabaların hiçbir anlamı yoktu. Gıda güvenliği çok çok önemli. Yani ben şunu da söyleyebilirim. Ülkemizin ekonomisini bir domino, sıralanmış bir domino taşına benzetirsek, işte inşaat sektörü, şu sektörü, bu sektör. En önündeki ilk enerji verecek olan sektör nedir biliyor musunuz? Tarım sektörüdür. İlk enerji, eğer o harekete geçerse diğerlerine vurarak devam eder. Ekonomimizi bunlar canlandırır. Şimdi bizim ekonomimizin en büyük problemlerinden birisi, yani yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Muhtemelen 20 üzerinde bir rakam çıkması bekleniyor. Bunun içerisindeki en büyük ağırlık işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış. Ya işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış kısa, orta ve uzun vadeli, gerçekçi ve ayakları yere basan bir tarım politikasıyla belirlenir. Ben Konya Fuarı'nın açılış konuşmasında, geçen yıl Ahmet Bey de hatırlar belki, Tarmak Birin sektör buluşmasının açılış konuşmasında da ifade ettim. Bu politikaları sektörün içerisindeki herkes, üniversiteler, çiftçi temsilcileri, sanayiciler, bu gıda ürünlerini satan, pazarlayan herkes birlikte belirlemeliyiz. Ve bu politikalar öyle olmalı ki aynı hükümetin içerisindeki bakan değişikliklerini bir kenara bırakın, siyasi hükümet değişikliklerinde bile değiştirilemez nitelikte olmalıdır. Gelişmiş ülkelere bakın. Onların tarım bakanı değişir, hükümetleri değişir ama tarımla ilgili diğer önemli eğitimle ilgili politikalar değişmez. Biri rayı döşemişlerdir, tren devam eder. Biri trenin sol tarafından elini sallar, diğeri sağ tarafından el sallar. Arasındaki fark budur. Yani bunu biz, çiftçimiz bunu bilecek. Daha tohumu şimdi tarlaya atarken ben mazotu kaç liradan alacağım, gübreyi kaç liradan alacağım, baharın üzerine üst gübresi vereceğim, bunu kaç liradan alacağım ve kaç liraya satacağım. Bunu bilmeli. Ve elimize kalemi aldığımız zaman bu insan kazanabilmelidir, kâr etmelidir. Aksi takdirde biz tarımı kime yaptıracağız? Recep Bey, şu anda Türkiye'nin yaş ortalaması, yani bizim ülkemizin en büyük sermayesi nedir diye sorarsanız genç nüfustur. Yaşımız şu anda 30 civarında, 30-31. Peki tarımda yaşayan insanların yaşı 52. Evet. Tarımda yaşayanların yaş ortalaması 52. Eğer bu şekilde devam ederse korkarım önümüzdeki günlerde tarlada, köylerde çalışacak, bulunacak insan bulamayız. Daha da artacak. Tam bu manada Facebook'tan bir şey paylaştım sevgili buyurun seyirciler. Çiftçi kaybederse, daha doğrusu çiftçi kazanamazsa kimler kaybeder, kimler batar diye Facebook'ta bir soru açtım. Hemen oraya yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Çünkü sanayicinin problemi kendi ürününü nasıl satacağı, nasıl kar edeceği değil. Sanayicinin problemi de çiftçi kazanmalı noktasında. Eğer çiftçi kazanmazsa, hemen bu soruyu ilk size de sormuş olayım, ondan sonra Ahmet abiye sorayım. Çiftçi kazanamazsa kimler kaybeder, kimler batar? Elbette. Ülke batar, hepimiz batarız. Çiftçi kazanmalıdır. Şimdi birkaç defa verilen örneği tekrarlayayım. Şimdi bir mağazalarda, elektronik ürünler satan mağazada 4K teknolojisine sahip bir televizyonu düşünün. Yani 3 boyutlu yayın yapıyor, şöyle çözünürlüğü yüksek. Şimdi biz bu televizyonu eğer pahalıya üretiyorsak, zorlayıp sonra hesabı kitabı yapıp biz bunu üretmeyelim, hazır alalım. Peki problem çıktı, kurlar yükseldi, ithal ettiğimiz ülkeyle problemler yaşadık, ithal etmedik. LED teknolojisine sahip televizyonu seyrederiz. Olmadı tüplü televizyon seyrederiz. Olmadı radyo dinleriz. Olmadı hiç dinlemeyiz. Ama şuna katılmıyorum. Efendim biz buğdayı pahalıya mal ediyoruz, sütü, eti pahalıya mal ediyoruz, hiç gerek yok, hazır bize verecekler, biz bunu ithal edelim dersek en büyük kötülüğü bu ülkeye yapmış oluruz.
Tarım ürünlerinde bunu yapamazsınız. Aç kalırsınız, aç kalırız. Biraz önce Katar örneğini söyledim. Evet. Almanya'yı gördük hepimiz. Adamlar ciddi manada 300 milyar doların üzerinde cari fazla veren bir ülke. İhracatı trilyon doları geçmiş bir ülke. Üzerine herhangi bir şeyin üzerine Made in Germany kelimesini yazsa dünyaya sırada satılacak bir ülke. Ondayken de tarımdan vazgeçmeyip işte tarımı nasıl geliştiririm, ne yapmalıyım diye buna yatırım yapan bir ülkeyi görüyoruz. Abi Almanya Bayan firması, tohum firmasını satın almadı mı? Amerikan tohum şirketi. Neydi o firmanın adı? Bir tohum şirketini satın aldı. Ve yanılmıyorsam rakamı hatırımda kaldığı kadarıyla 140 milyar dolar. 140 milyar dolara Almanların Bayan firması o tohum firmasını satın aldı. Ya mutlaka. Niye aldı? Devlet politikası bunu aldırttı, onları aldırttı. Çünkü ben bundan 20 yıl önce bir gazetede okudum. 2023 yılında Sudan sebeplerle savaş çıkacak deniyordu. Ve o dönem geldi. Su savaşları var, gıda savaşları var. Dünya tohum piyasasına hükmeden en zengin ülke olacaktı. Çünkü gelişmiş ülkelerin hepsinin tarımı çok iyi. Tarımı kötü olup da gelişen bir ülke yok. Kesinlikle bunu örnekleri yok. Gelişmiş ülkelere bakın, ne isterseniz Japonya'ya gidin, Avrupa Birliği'ne bakın. Tarımı mutlaka yanında paralel götürmüştür. Evet. Şimdi ünlü bir Amerikan haber alma servisi CIA'de bulunan bir üst düzey yönetici şu cümleyi kuruyor. Tarım sadece Tarım Bakanlığı'nın inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir organizasyondur. Önemli bir birim olduğunu ifade ediyor. Biz de şimdi önceki yıllarda tabii biz televizyondan veya şimdiki haberlerden okuyoruz. Koalisyon dönemlerinde bakanlıklar paylaşılır biliyorsun. Ama herkes şunu almak ister. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı'nı almak ister. Tarım fark etmez. Hangimizi alırsak alalım derler. Bu pazarlıklar bunu konu. Ama ülkenin hayatı biraz önce bu tarımdaki eğitime de bir değinmek istiyorum. Ahmet Bey de kusura bakmasın. Evet, zamandan abi, alıyorum. Sazı aldık biraz. Evet. Şimdi önceki gezimizde, bir önceki yıl gezimizde Almanya gezisinde Ahmet Bey de gördü. Deola diye bir Almanya'da çiftçi eğitim merkezi var. Buradan tekrar söylüyorum ilgililere, yetkililere. Konya Önder Çiftçi Derneği de gitti o programa. Onun benzeri veya aynısını o insanlar kurmaya talip. Hiç uğraşmayalım. Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. O insanları buraya getirelim. Deola Çiftçi Eğitim Merkezi. Evet. Burada makine eğitiminden tutun. Seracılık aklınıza ne gelirse kırsal alandaki insanların eğitilmesiyle ilgili bir örnek model. Bunu ülkemize kazandırmamız lazım. Buradan sesleniyorum. Boşuna havanda su dövmeyelim. Gidelim, gezelim, görelim. Ülkemize çeşitli yerlerine, bölgelerimize bu kurumları kazandıralım. İnanın ülkemizin geleceği tarımda yatıyor. Bunu lütfen sağlayalım diye düşünüyorum. Evet. Abi sana da soruyorum. Çiftçi kazanamazsa kimler kaybeder, kimler batar? Reklamdan önceki konuşmamda da söylemiştim. Tarım, çiftçi, ekonominin dinamosu. Belki dünyadaki gayrimilli hasıla içerisinde tarım hasılası çok büyük bir meblağ tutmuyor ama onsuz olamıyor. Onsuz olamıyor. Dinamosu, tarım durursa, çiftçi kaybederse hepimiz kaybederiz. Gıda başkanım da söyledi, kesinlikle vazgeçemeyeceğimiz. Bugün ithal edebildiğimiz ürünleri üretebildiğimiz için ithal edebiliyoruz. Neden? Alınabilir rakamlarda alabiliyoruz. Hala içe yurt içinde alternatif ürünlerimiz var. Elhamdülillah mısırımız var, pancarımız var, hayvanımız var. Bunlar olmasa biz bu ürünleri kaç paradan alacağız acaba? Mesela ya da hangi kalitede Ankara alacağız? Ankara fuarında bir Cezayir'den bir arkadaş geldi, Türk vatandaşı. Bir kilo mısır kaç liradır abi? Türk parasıyla. Bir kilo mısır 75 lira. Neden? Üretim yok. Olmadığı için. Fasulye, 100 gram fasulye 15 lira. Benim anlatmaya çalıştığım da bu. Bugün elimizde bazı ürünlerimiz var ki dışarıdan bu ürünleri satmaya çalışan ülkeler, tedarikçiler bize kaliteli ürünü
en cazip fiyata vermeye çalışıyorlar. Bizi bir pazar olarak görüyorlar. Bizim buna da aldanmamamız lazım. Yurt dışında ucuz, daha ekonomik üretilebiliyor diye biz içerideki üreticiye, tarımda bu kesinlikle zaten vazgeçilir. Tarım ürünü yurt dışının 10 katı da olsa maliyeti, süspanse edilmesi, üretilmeye devam edilmesi, desteklenmesi gerekiyor. Mesela daha önce de, şekerde tartıştık. Hayır, Fransa'nın yaptığı gibi. Şimdi ben onu diyecektim. Fransa evet. olayını siz evet, anlatmıştınız. Evet. 2,5 milyon 25 milyon tonlu şeker üretiyorlar. İhtiyaçları 20 milyon ton. 5 milyon tonu zararına yurt dışına satıyor. Ama üreticisine sen üretme kardeşim demiyor. Çünkü üretmediği zaman başına ne gelebileceğini bilebiliyor, kestirebiliyor, hesaplayabiliyor. Bu bizim başımıza da gelebilir. Bazı ürünlerde de gelmeye başladı. Üretici desteklenmediği için, üretici kaçtığı için bazı ürünlerden. Bu yıl yanlış bilmiyorsam Susam'da çok ciddi bir enflasyon var. Daha önce Antalya taraflarında ekilen susam hasadına, tarımına tekrar başlanmaya çalışılıyor. Neden? Sudan'da da bir bunun menbaı orası. Sudan'da da bir susam krizi var kuraklıktan dolayı. Rusya açıkladı bir gün önce önümüzdeki yıl buğday veremeyeceğini, kendisinin de kuraklık yaşadığını, tonajlarının yetmediğini. Nereden alacağız? İsterse herkesin milli geliri yılda bir ton altın olsun. Siz olmayınca ne yapacağız? Bunu kesinlikle tarım kaybederse herkes kaybeder. Bir de Muhsin Bey'di sanıyorum. Ne zaman düzelir diye sormuştu. Ne kadar sürer diye. Yani kolay mı olur dedi. Maalesef tarım sektörü ekonomik krizlerden en fazla etkilenen ve en uzun süre etkilenen sektör. Neden? Sezonluk bir sektör. Siz şeker pancarı hasat, şeker pancarı çiftçisine, buğday çiftçisine, et çiftçisine, süt çiftçisine bir hasar verdiyseniz bu hasar gelecek yılki hasat dönemine kadar düzeltilemiyor. İnsanlar artık korkarak, ürkerek, ben maalesef çok üzülüyorum. Birçok çiftçiyle işimizden dolayı muhabbet etme, sohbet etme, karşılaşma şeyimiz oluyor akşama kadar. Buğday, herkes diyor ki buğday ekmeyeceğiz. Neden? Kazanamıyoruz. Haklı. Haklı. Maliyetleri karşılayamıyorsa, maliyetleri karşılayamayacak kadar bile fiyatlar çiftçiyi tatmin etmiyorsa, bugün 1 kilo buğday Harman'dan önce babam da çiftçi, 1 TL'ye sattığımız buğday şu anda 1400-1500 lira. 1800 lira. Bu yılbaşından sonra artarak da devam edecek. Neden? Enflasyondan dolayı en büyük girdilerden birisi sulama maliyetleri, elektrik maliyetleri artıyor. Gübre maliyetleri, tohum, sertifikalı tohum diyoruz. 1000 liraya buğday sattı çiftçimiz, 1800 liraya, 2000 liraya sertifikalı tohum alıyor. Gübre, mazot, iş gücü, bunların hepsi artacak. Bunların hepsi artacak. Buğday da ekmiyor zaten. Olmayan buğday kaç paraya varacak? Bugün 1.25 lira olmasını engellemeye çalıştığımız, bakanlık aracılığıyla engellemeye çalıştığımız ekmeği belki de bulamayacağız. Belki de yiyemeyeceğiz. Bu tarz sıkıntılar var. Tarım o yüzden çok uzun soluklu. Başkanım da söyledi. Tarım politikaları yüzyıllar boyunca değiştirilmemesi gereken politikalar. Ülkemizde aslında iyi niyetli bazı şeyler de yapılmaya çalışılıyor. Havza bazlı ekim dendi. Ne oldu? Fos çıktı. Hiçbir sonu, siyasi baskılar, illerin milletvekillerinin baskıları, biz ay çekirdeği ekmeyecek miyiz? Bir bölgede de biz pancar ekmeyecek miyiz? Ama insanlar bu konuda ikna edilebilirdi, eğitilebilirdi. Neden o bölgenin sadece ay çekirdeği ekmesi gerektiği, neden diğer bölgenin mısır ekmesi gerektiği, neden diğer bölgenin pancar ekmesi gerektiği, münaveme yapılması gerektiği. Şimdi ne oldu? İç Anadolu ağlıyor. Ne diyoruz? Kanal İstanbul'u istemiyoruz. Kanal Anadolu'yu istiyoruz. Çünkü obruklar oluşmaya başladı. Görüyorsunuz her gün haberlerde oluyor. Yer altında su kalmadı. İç Anadolu'dan suyun bittiğini, tükendiğini düşünemiyorum bile. Tarım biter. Zaten yağış dünyanın en kurak bölgelerinden birisi. İlkokuldan beri bize okutulan bu. Bu kurak bölgede bir de yeraltı suyu rezervimizi tükettik. Biz neden bunun tedbirini almıyoruz? Hep konuşuyoruz. Getirilebilir mi Karadeniz'den? Rentable yani. Başta da dedik, inşaata yapılan yatırım. Avrupa'da görüyoruz. Yan yana 6 tane tren rayı var. Tren yolu var. Ama bakıyorsunuz en eskisi
yük trenleri için yapılmış, üretimi desteklemek adına, üretimi limana ulaştırmak, bir başka tüketiciye ulaştırmak adına yapılan her şey üretim odaklı başlamış. Ama en sonuna da, yan tarafına da saatte 400 kilometre ile giden hızlı treni de yapmış. Neden? Artık belli bir konfor ve refaha ulaşmış, belli bir gelir seviyesine ulaşmış. Artık son model arabaya da biniyor, en akıllı eve de biniyor, en hızlı trene de, en güzel uçağa da biniyor. Ama siz ilk önce üreteceksiniz, kazanacaksınız. Kazandıklarınızla yatırımlarınızı tamamlayacaksınız. O yatırımlar tamamlandıktan sonra artık lüks, refah, konfor seviyenizi arttırmak için paralarınızı harcayabilirsiniz. Bu en küçük bireyden devlet başındaki insana kadar, başkanımıza kadar böyle olmalı. Ben pardon, bir araya girip bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi İç Anadolu'da bazı konularda İç Anadolu'ya ciddi haksızlıklar yapıldığını düşünüyorum. Şimdi buğday desteği, şimdi yağış ortalaması ülkemizin en yüksek olan Trakya bölgesindeki buğday üreticisiyle burada çok daha düşük bir yağış alan İç Anadolu'ya aynı destek vermek adil olmaz. Yani bu hesap kitap meselesi, bunlar yapılmalı. Sözünüzü kesmiş oldum, kusura bakmayın. Çiftçi kaybederse kim kaybederini altına bir şey daha ekleyeyim. Turizm kaybeder. Şimdi nereden diyeceksin? Evet, turizm kaybeder. Biz şimdi 30 milyar dolar turizm gelirine nereden ulaşıyoruz? Fiyatlarımız cazip olduğu için. Evet, doğru. Yaz döneminde bizim tarım ürünleri fiyatları dip yaptığı için o da bu sektörü ciddi anlamda destekliyor. Yani tek başına turizm değil. O turizm artı tarımın eseridir. 30 milyar dolar gelir. Yeme içmenin kaynağı ucuz. Aynen öyle. Bu yaz döneminde geldiği için orada yani çiftçi, tarım göz ardı ediliyor. İşte turizm, işte şöyle yaptık falan diye. Tamam, doğru söylüyorsunuz, güzel, ama onu besleyen de tarımdır. Tarımın başarısıdır. Siz Ahmet Bey'in bahsettiği gibi biz o ürünleri bir çekelim, İthalatçı pozisyonuna düşünelim. Bakalım fiyatlarımız nereye gelecek? Ya bunun siyasi sonuçları da var. Şimdi evet. Yarın Rusya bize nasıl uçak krizinden sonra ambargo koydu, bizim üreticimize sıkıntı verdi. Şimdi de domates alırım ama benden et almak kaydıyla deyip pazarlık gücünü kullanıyor. Dünyanın en büyük 5. ülkesi et ithalatında Rusya bize et satacak. Niye? Domates almak karşılığında. Yarın buğdayda Allah korusun 2-3 yıl biz 20 milyon tonun altına düşersek, şöyle 15 lira 16 lira düşersek, yarın bizim dış politikada da masanın üzerinde tarım olacak. Sana buğdayı veririm ama Suriye'de şöyle yapacaksın, burada böyle yapacaksın, Kıbrıs'ı boşaltacaksın, yoksa sana buğday vermem, sana şeker vermem noktasına da gelir. Bunlar siyasi bedelleri de var ama Ahmet abinin dediği şu konu önemli. Nevşehir'de bir tarlada patates sihirli hastalığı tespit ediliyor. Yüz dekar değil. Yani 60-70 dekar. Bunu adam da hatırlı bir adammış. Hemen bunu üstünü kapatıyorlar. Karantinaya almıyorlar. Hatır arıya giriyor. Ve sonra orada 130 bin dönümü dekara sıçrıyor. Veya 170 bin dekar. Bu konuda işte rakamı unutuyorum. 170 bin dekara çıkıyor. Karantina tedbirleri uygulanıyor. Ve mecliste komisyon oluşuyor. Meclis komisyonuna hocalar davet ediliyor. Hocalar diyor ki kesinlikle karantina olayının kaldırılmaması lazım. Yoksa o toprakları komple kaybederiz deniyor. Vatandaş da ya bizde o kadar sıkıntı yok. Niye kardeşim karantina uyguluyorsunuz? Biz üretim yapmak istiyoruz, patates üretmek istiyoruz diye illerden, ilçelerden gelen siyasi baskılarla birleşince diyorlar ki ya bu siyasi baskı var bizim üzerimizde. Biz bu karantinayı kaldıracağız diyorlar ve kaldırıyorlar. Şimdi Nevşehir'de göç veriyor. Nevşehir'de patates üretimi yok denecek kadar. Belki de hiç yok. Dışarıya göç veriyor. Konya'da patates ekiyorlar. Yozgat'ta ekiyorlar. Kayseri'de ekiyorlar. Başka yerlere üreticiler gitti. Bunu şimdi sen birilerinin hatırı için 60-70 dekarda müdahale etseydin konuşmuyorduk bile şu anda. Biz konuşmuyorduk. Yani Milli Tarım Projesi, Milli Tarım Projesi'ne biz defalarca konuştuk burada. Milli Tarım Projesi'ni ben ayakta alkışlayanlardan birisiyim. Bu son açıklanan haliyle Başbakan da dedi, deponun yarısı sizden yarısı bizden hayırlı olsun da dendi. Milli Tarım Projesi güzel anlatılmaya çalışıldı. İşte abi biz niye açık ekmeyelim kardeşim, biz size oy vermedik mi noktasından gelen süreçte
devletin çok güzel bir sistemiydi bu. Sen ayçiçek ekeceksin. Teşvikler de ayarlıyor buna. Ayçiçeğine Edirne'de diyor, atıyorum 300 lira veriyorum. Ama Samsun'da vermiyor. Samsun'da da başka bir şeye veriyor. Üretim arz talep dengesini sağlıyordu. Ya şimdi beyanlarsınız Ukrayna. Ukrayna Türkiye'deki rekolta tahminlerine göre üretim yapıyor. Neden? Türkiye hangi alanlarda eksikse onları üretiyor. Adam takır 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 satıyor. Abi şimdi ben sert konuşunca Ahmet abi kızıyor bana sohbet ederken. Abi sen çok sert konuşuyorsun, muhalefet ediyorsun diye abi. Niye etmeyeceksin işte bu durumdan? Şimdi bir ülke Avrupa Birliği ne diyorlar? Müptesat mı diyorlar? Hı-hı. Bilmem ne. Avrupa Birliği kuralları diyelim. Bununla ilgili uğraşıyorsun. Fransa'da yanılmıyorsam Sefa söylemişti. Marseille Ferguson'un çok büyük bir ciro, sadece bir fabrikasının çok büyük bir cirosu Türkiye'den sağlanıyor. Adam tıkır 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 bizim paralarımızı alıyor gidiyor. Şimdi yerli üretim logosunu koyalım. Şimdi biraz önceki arkadaş haklı. Abi yerli üretim koy da yerli üretimi desteklemek için ne yaptın? İşte 1 milyon 800 bin traktör var Türkiye'de. Evet. Bunun ne kadarı 25 yaş üstü? Şimdi yarıdan fazlası bu yarısının 25 yaş üzerinde. Şimdi bu yaşlanmış bir. Yaşlanmış. Şimdi bu yaşlı traktörlerin bakımı, çevreye verdiği zarar ciddi manada artmış durumda. Maliyetler artıyor. Çünkü bir tarım karlılık işi aynı zamanda. Arkasına takılacak ekipmanlar da keza buna uyumlu olmaz. Çünkü teknolojisi uyumlu değil. Ne yapılırız ya bunlar bu, hayata hurda indirimi bunlar yani onlar da çok cüzi rakamlar. Yani çok ciddi devletten seviyesinde bir projeler yapılabilir. Şöyle yapılabilir. Afrika'da at pullu daha yakın zamana kadar at pullu kullanan yerler var. Yeni tarıma geçiyorlar. Başka Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi işte ellerindeki bu eski traktörleri işte buraya bağış adı altına veriyorlar. Biz de bir proje kapsamında, çünkü adam at pulluğu kullanmış, oraya belli bir miktar bu traktörlerimizi biz hibe edelim. Bakın hibe, altını çiziyorum. TİKA vasıtasıyla olabilir. Ama arkasından bir o ülkede ülkeyle anlaşıp Dünya Bankası projesiyle de olabilir. Ekipman noktasında yeni ekipman da gerekli. Ekipmanı da buradan bizler sağlayabiliriz. O bizim işlerinde Türkiye'de üretilmiş traktörlerde olacağı için bunların içerisinde Türk malına bir aşinalık olacak. Yeni model traktörlerde belki Türkiye'den alacaklar. Yani böyle bir tabi ben basitçe söyledim ama bu eline boyuna tartışılıp bir proje kapsamında bu geliştirilebilir. Böylelikle traktörlerimiz de yenilenebilir. Yenilenmesi de gerekiyor. Yani, Avrupa Birliği'nin o eski teknolojisini Türkiye'ye nasıl yani verdiği mutlaka gibi yani olabilir. Şimdi yani. Akıllı tarıma geçmek lazım. Şimdi Avrupa, Fransa geçen sene bir gübre serpme makinelerine uyguladı sensörle. Gübre uygulamasında yaklaşık 90 milyon dolar tasarruf sağladı. Yani buna mutlaka geçmemiz lazım. Ama şu andaki akıllı tarım teknolojilerine sahip bir mekanizasyon aracını çiftçi alamaz. Yani normal şu andaki makinelere alım gücü kalmıyor ki gübre, ilaç, tohumdan sonra maalesef mekanizasyon bir yatırım aracıdır. Buna parası kaldığını söyleyemeyiz. Yani bunu devletin bir şekilde teşvik etmesi lazım. Alım garantisi. Bakınız savunma sanayinde aynı şey oldu. Cumhurbaşkanlığımız tarafından teşvik edildi. Kardeşim dedi siz yapın, alım garantisini biz veriyoruz. İyi ki o kararı verdi Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız. Eğer o kararı vermemiş olsaydı bugün şu anda savunma sanayimizin geldiği noktaya inanın gelemezdik. Aynı duyarlılığı biz akıllı tarım teknolojilerinde de yapmalıyız. Bu şekilde biz tarımda verimi, kaliteyi, karlılığı arttırabiliriz. Bunu yapacak, yapmaya hazır olan firmalarımız da vardır. Tam tek başına firmamız yapabilir mi? Yapabilir ama kime satacak? Bunun da bir proje kapsamında çerçevesi çizilip belirlenmesi lazım. Evet. Traktör konusunu böyle değindik de ben biraz önceki sorunuza şunu da söylemek istiyorum. Rusya böyle yaparsa diye Rusya kararı aldı. Gelecek seneden, gelecek sezon buğday ihraç etmeyeceğini açıkladı. Çünkü 2019'da buğdayda bir rekolte, ciddi bir rekolte dünyada düşüşü beklendiği tahmin edilmekte. Bunu söyleyebilirim. Domates noktasına gelelim. Şimdi Rusya ile bir uçak krizimiz oldu malum.
Ya Rusya'ya bizim domates ihracatımız yaklaşık 300 milyon dolar civarında. Küçümsediğim bir rakam değil. Önemli de bir rakam. Hele şu günlerde. Fakat asıl soru şu. Ya domates ihraç edemedik de karaları bağlamayalım kardeşim. Dünya sera teknolojisinin %70'i 80'ini Hollandalıların elinde. Evet. Asıl katma değerli ürün bu. Biz bu teknolojiye nasıl sahip oluruz, nasıl geliştiririz? Dünya serasının teknolojisine biz nasıl sahip oluruz? Biz buna bakalım. O zaman milyar dolarları konuşuruz. İşte sizden teminat mektubu istemeyecekler. Yani sizden teminat ya mektubu isteyeceğine. Bu kafayla, bu düşünceyle biz bir yere varamayız. Yani ben şimdi Fransa'daki kooperatifin yapısına bakıyorum. Buradakine bakıyorum. Adam bir an önce söylediniz bir kardeşim. Sen devletin, bir devlet demek biziz. Sen bizim imkanlarımızdan bunu yapamazsın. Yok böyle bir dünya. Ama odasına girdiniz bilmiyorum. Ben de girmedim de bu haberde oldu. Bütün Türkiye'deki birliklerle telekonferans yapılacak bir sistem kurulmuş. Ya Kurtlar Vadisi gibi bir olay. Biz evet teknoloji kullanmalıyız dediğine katılıyorum. Yani teknolojiye belli bir noktaya geldikten sonra lüks model arabanı da al, lüks evlerini de al, lüks bir standart belirle. Ama bizim ayranımız yok. İçmeye tahtirevalle gidiyoruz gezmeye. Olmaz. Bir mesaj var bu konuyla ilgili de hemen onu da okuyorum. Evet. Recep Bey çiftçi ekemiyor, çiftlikler kapanıyor. Bunlara hitap eden tarım makineleri sektörünün iyi olması beklenebilir mi? Ekemeyen çiftçi ekmediği ürüne mi ilaç atacak? Atmadığı ilaç için ilaçlama makinesi mi alacak? Şeker fabrikası satılan ve 5 aydır devirleri yapılamayan fabrikalar şeker pancarı işleyebilecekler mi? Satamadıkları pancarı çiftçi ekebilecek mi? Ekmediği pancar için pancar döküm makinesi mi alacak? Daha biraz önce haber merkezleri verdi. Et ve Süt Kurumu 300 tır kemiksiz et ithalatı için izin verdi. Peki Türkiye'deki besici, süt üreticisi et pahalı vermekle suçlanırken, karşısında ithalat silahı varken, kazanamadığı için çiftliğini kapatırken süt sağım makinesi satılır mı? Yem karma makinesi alır mı? Sanayi böyle gelişir mi? Girdileri ucuzlatmak için çalışmayanlar ithalatı serbest bırakmakta çok mahirler. Konya'mızda billboardlarda bir afiş var. Yerli üret, yerli tüket yazıyor. Ben de bize bu dersi verenlere diyorum ki yerli üretmeye izin verin ki yerli üretip yerli tüketelim. Konuklara, meslektaşlarıma selamlar. Kenan Özcan, Proken Tarım Makinalarının sahibi. Ağzına sağlık. Biraz önce başkanım dedi, işte savunma sanayindeki destekleri siz üretin, biz alalım. Bizim sektörümüzün gelişmesi için tek şart var. Çiftçimiz para kazansın, bizim sektörümüzü uçurur zaten. Yani siz bakana da gitseniz, cumhurbaşkanına evet. da gitseniz, buğdaya zam yap, size ver, ete ver, buğdaya ver, mısıra ver, aynen üreticiye öyle. Para kazandır. Bu üretici zaten bizden teknolojiyi de ister, traktörün iyisini de alır. Sulamanın iyisini de alır, seranın güzelliğini de yaptırır. Yeter ki para kazansın. Yani çiftçimizin biz sorarsa verilecek cevap şu. Çiftçimiz kazansın. Çiftçimizin kazanması garanti altına alsın. Biz bunu isteriz. Şimdi programın başında sorduğunuz bir soru işte sanayicinin durumu. Söylemeyecektim ama artık söyleyelim. Sanayici ham madde alır. Nasıl alır hele şu günlerde? Ahmet Bey eksiğimi varsa size tamamlayın. Siz imalata benden daha yakınsınız. Fiyat sorulur. Efendim şu anda fiyatlarımız belli değil. Bir saat sonra borsa gibi fiyat açılır. Fiyat belli olur. Siparişiniz belirlenir. Saat işte 2:30'a kadar vakit verilir. Hesaba parayı gönderirsiniz, alırsınız. Ama çok ciro yapan firmaysan sizi çok seviyorum derler. Bir aylık, iki aylık zaman verilir. O da dolar. İşte o günkü dolar kurundan verelim derler. Ya da ham madde, demir, çelik tamamen dolara endeksi bir materyal. Dışarıya da bağımlı olduğumuz. Ve başkanım zamı şu anda ben gelirken hesapladım. %150'yi aşmış durumda. Rahatlıkla aşmıştır. Onu söyleyeceğim. Ha buradaki bizlere... Dolar kurunun artmasıyla paralel mi takip ediyor? Yoksa burada hayır. Aksine yok. Çelik, ham madde dövize endeksli Recep Bey. Bir de döviz bazında zam yiyoruz. Onu şöyle söyleyeceğim. Geçen yıl 1.92'ymiş saç fiyatı. Şu anda ben bunu kendi şirketimin muhasebe programından çıkarttırdım. Geçen yıl bu ay neymiş? Şimdi ne diye? 2.05 saç şu anda 5.1. Şimdi çelik ürünlerinde, döküm ürünlerinde çok daha fazla artışlar var. Dövize endeksli
kurun artması ve artık kur bazında zam yemesinden dolayı. Ya 10 dolarken 12 dolar evet, yapabiliyor. Evet, bir de kur artıyor. Şöyle söyleyeyim, bu ciddi artışlar var. Doğru. Şimdi burada sektöre hizmet eden tüccar arkadaşlarımızı da Allah razı olsun. Yani onlar da sektöre hizmet veren insanlar. Onlar da o şekilde aldıklar için fiyatları böyle yansıtmak zorunda kaldıklarını düşünüyorum. Ama asıl üretimin ham maddesine bir çare bulunması lazım. Şimdi Recep Bey, elimde şu anda bir tablo var. 2016'nın başı saç ürünleri 300 doların altında. Şu andaki fiyat, evet Ahmet Bey, 600 doların üzerinde. Dolar bazında. 300 doların altındaki olan bir ham madde 2 yıl önce şu anda 600 doların üzerinde. Buyurun. Yani bizim fiyatlarımız da belli. Hani bazen işte sanayici şöyle yapıyor, bilgisi olmadan fikir üreten insanlar vardır. Halep oradaysa arşın burada kardeşim. Geçin bakın. Evet. Bir de şunu da sorayım hemen. Bu arada Proken Tarım Makinalarının Yönetim Kurulu Başkanı canlı yayına bağlanmak istiyor. Arkadaşlar Kenan Bey telefonu hazırlayalım. Şimdi siz Konya özelinde konuşuyorsun. Bütün tarım makinacılarında da böyle ama Konya özelinde işte 12. ayın sonundan itibaren Konya Tarım Fuarı bir milat Konya'da. Konya Tarım Fuarı'na kadar projeler yapılıyor. İşte ne kadar üretiriz, ne kadar satarız, bayilerle konuşmalar yapılıyor. Konya Tarım Fuarı'nda da final oluyor ve bir yıllık üretim planlamanızı yapıyorsunuz. Doğru. Çeklerimiz, evraklarımız, nakitimiz neyse bunlar alınıyor ve üretime başlanıyor sezona kadar. İşte sezonda şu anda Türkiye'de bitmek üzere makinacıların sezonu. Şimdi Ahmet Bey size sormak istiyorum bunu. Siz 2019'un planlarını ne şekilde, nasıl bir strateji belirleyeceksiniz? Bunu size de soracağım. 2019 yılında vadeler yine bu sene olduğu gibi açık olacak mı? Ürün vadeleri. Nasıl bir tedbir alacaksınız ki ayakta kalabilirsiniz? Maalesef bu konuda öngörüleri tam yapamıyoruz. Çünkü talep tahminleri yapılamıyor şu anda Recep Bey. Bayilerimizden geri dönüşümler çok zayıf. Herkesin, bütün sektörün bir tereddüdü var. Tereddüt şu, enflasyon devam edecek. Döviz yükseliş trendini devam ettirecek. Tabii bu da haliyle bizim tedarikçilerimizin bize ürün satışlarında, bizim imalat maliyetlerimizi çıkartmamızda, bayilerimizin de esas kritik nokta şu. Bayilerimizin korkusu da şu. Çiftçi ürünlerinin her geçen gün daha az kazanması, sonuçta onlar tahsilat yapamazsa sattıkları ürünlerden ya da biz direkt fabrikadan yaptığımız satışlarda para kazanamayan insan borcunu ödeyebilir mi Recep Bey? Ödeyemez. Ödeyemeyince otomatikman sistem kilitleniyor zaten. Şu anda herkesin tereddüdü bu. Aslında bizim potansiyelimiz, ben Anadolu üreticisinin şu şeyini çok seviyorum. Bizim Anadolu üreticimiz, özellikle bu yakın havzadaki üreticilerimiz daha çok öz sermayesiyle, fedakarlığıyla, bizzat kendim bedenen çalışarak, lükse, konfora çok fazla düşkün olmadan, üretimine daha çok zaman, daha çok bütçe ayırarak imalat yapan sanayicilerimiz. Biz aslında hazırız. Tamam, son 3 aydır biz sermayemizden, birikimimizden belli şeyleri kaybettik enflasyon yüzünden. Ama düzgün bir politikayla, düzgün bir tarım politikası, düzgün bir ekonomi politikasıyla bir güven ortamı sağlanırsa, başta çiftçiye, sonra üretici, sanayiciye, her şey kaldığı yerden devam edebilir. Belki geçen seneki kadar olmayabilir. 100 makine yapan firma 80'e çekebilir, 85'e, 70'e çekebilir. Ama şu anda bu gözükmüyor. En büyük tereddüt bu. Malzeme fiyatları ne olacak? Çiftçi para kazanabilecek mi? Ürünü satın alacak mı? Çünkü sezonluk ürün. Bu arada telefonumuz hazırmış. Tabii. Telefonu şey yapalım. Sevgili seyirciler, Kenan Özcan, Proken Tarım Makinalarının Yönetim Kurulu Başkanı şu anda attığımızda. Kenan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Recep Bey. Programı izliyorsunuz. Programa katkı vermek istiyorsunuz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet, izlemeye gayret ediyorum. Başkanımıza ve Ahmet Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. Söylediklerinin hepsine katılıyorum. Belki eklemek gerekirse sanayide, özellikle ham maddelerde
ham madde alımında çeşitli zorluklar yaşadığımızı kendileri belirttiler. Fakat burada hani bazı bizim Konya'da bu saç ve metalleri aldığımız, tedarik ettiğimiz arkadaşlara yükleniliyor. Ben aslında bu işin ta başından, yani Çeşme'nin başından talep ettiğini belirtmek fabrikalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü burada bu malzemeleri tedarik ettiğimiz arkadaşlarla konuştuğumuzda bize diyorlar ki bizim 90 gün DBS'mizi, ki DBS biliyorsunuz garanti paradır, 90 gün DBS'mizi 45 güne çekti. Şimdi ismini vermeyeyim, herkesin bildiği demir çelik fabrikalar. Şimdi hal böyleyken bu insanlar oradan alıp da bize 120 gün vadeli, 150 gün vadeli veya 90 gün vadeli malzemeyi veremeyecekleri aşikar. Şimdi ben de burada diyorum ki, yani burada Çeşme'nin başı dururken, asıl hedef dururken bu insanlara denetim göndermek ne derece doğru? Bunların üzerine yüklenmek ne derece doğru? Adam alamıyor ki, veremiyor. Bugün bakın, sadece Ahmet Bey de biraz önce söyledi, 2.05 dedi geçen sene. Ben bir sene öncesine gideyim mesela, 2017-2016 Nisan'da da bu saç 1 liraydı. Mütemadiyen bir yükselme var. Sifero döküm bugün 10 lira. Bizim kullandığımız çelik çekme borular, ST44 çelik çekme borular bugün kilosu 10 liraya ulaştı. Şimdi hal böyleyken böyle %150'lere varan artışlar olduğunda biz de mecburen bunları ürünlerimize yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bizim hitap kesimimizde kim? Çiftçiler ve et ve süt üreticileri, çiftlik sahipleri. Şimdi bu insanlar da zaten ürünlerinden kazanamayınca, bir de bizler mecburen ürünlerimize zam yapınca, vadeyi de kısınca, biz alamadıktan sonra biz de onlara, çiftçilere diyoruz ki yani kusura bakmayın, biz bu yıl sonuna kadar verebiliriz. Ama biliyorsunuz çiftçilikte bir değişmeyen bir kaide vardır. Pancar harman döngüsü vardır. Buna mecburen uymak zorundayız. Şimdi biz buralara veremeyince tabii o insanların da alım gücü düşüyor ve sistem kendi kendine bir kısır döngü yaratıyor. Çok acı durumlar bunlar. Devamlı konular saptırılıyor. Devamlı böyle hedef yanlış seçiliyor. Asıl hedefler reyonelmek varken burada işte saç satan, malzeme satan insanlara yok stokçu, yok şöyle, yok böyle, bu tarz benzetmeler yapılıyor. O insanlara da yazık edilir. Ben de diyorum ki hedef orada. Hedef orada. Yani bugün denilemez mi kardeşim? Bak zaten olağanüstü günlerden geçiyoruz. Olağanüstü günlerin tedbirleri de olağanüstü olur. Bu 90 gün DBS'yi hangi hakla 45 güne çektin? Bunu bugün 120 güne çıkartacaksın. 150 güne çıkartacaksın ki bu piyasa hızlanacaktır. Bu neden söylenmiyor? Evet. Asıl bunun araştırılması lazım. Evet, teşekkür ederim. Vaktimiz yok. Çok değerli katkılar sundunuz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz size. Ben teşekkür ederim. Selamlar tüm konuklarımıza. Evet, Kenan Bey'in de ağzına sağlık. İyi ifade etti. Söylediği gibi buradaki satıcılar da kendi arasında zaten rekabet halindeler. Onların tedarikçileri, daha doğrusu üreticiler de ki inilmeli ki bu problemler çözülmeli. Aksi takdirde üretim ciddi manada bir kısır döngüye girmek zorunda kalacak. Yani bu vadelerin çok kısılmasıyla, şimdi bir ürünün fabrikaya girip çıkması Ahmet Bey 45 gün 2 aydan aşağı olmaz. Bunu tekrar bazı ürünlerde başkanım 3-4 aya kadar çıkabiliyor. Evet, hazırlık süreci. Çiftçiye biz bunu tamam çıkardık, al ver bunun parasını, bunu deme şansımız yok. Onun da ürünleri var. Dolayısıyla bizim devletten isteğimiz, biz sanayici olarak ham madde üreticileri işte nereler varsa onu devlet artık sübvanse mi eder veya başka bir yolu mu vardır? Yani burada satışla ilgili biraz önce söylediğim gibi yıllardır bize Konya'ya hizmet veren tüccar arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Yani onlar mecburi durumları yansıtmak durumunda kalıyorlar. Biz de fiyatlarımıza nasıl yansıtıyorsak bunlar arkadaşlar da böyle yapmak zorundalar. Evet. Asıl konunun kaynağına inilmeli. Bu da tabii devlet tarafından yapılmalı diye düşünüyoruz. Ya tabii burada reklam edeceğim ama şu tespiti de yapmak lazım.
Kenan Bey'in söylediği gibi olağanüstü bir durum var şu anda. Buna ister rasyonel değil, psikolojik deyin, ister Rahip Bronson krizi deyin, ister Amerika'nın eceli gelen it cami duvarına işermiş mantığıyla Amerika'nın gereksiz bir gövde gösterisi deyin, ama şu anda ülkede bir kriz var. Hem benim cebime yansıyor, hem sizin cebinize yansıyor, hem de ülkenin genel ekonomisine yansıyor. Artık siyasi kimlikleri, apoletleri bir kenara bırakıp bir masa etrafında toplaşıp biz el birliğiyle, bırakın siyasi beklentiyi, siyasi idealleri linç etmeyi, bir masa etrafında biz bu ülkeyi nasıl kalkındırabiliriz noktasında da görüşülmesi lazım. Ben çok arzuluyorum Konya'daki veya Türkiye'nin herhangi bir yerindeki STK'larla, sivil toplum kuruluşlarıyla, devletin yetkili organlarıyla böyle bir program yapıp çiftçi ne ister, sanayici ne bekler, devlet ne verebilir ne veremeyebilir, ama el birliğiyle asgari müştereklerde birleşilecek bir sistem olması sistemsizlikten daha iyidir diye düşünüyorum. Reklamlardan sonra bu 2019 planlamasında nasıl bir tedbir alacaksınız, önünüzü görebiliyor musunuz? Bunu sorarak size başlayacağım. Yine reklam zamanı, reklamlardan sonra hem konuklarımıza soru sormaya devam edeceğiz, hem de sizin WhatsApp ve Facebook yorumlarınızı da okuyacağız. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım'ın sunduğu Tarım Masası devam ediyor. Evet, son kez reklamdan döndük. Bundan sonra inşallah kesintisiz devam edeceğiz. Reklama gitmeden önce 2019 planlarında sizin görüşlerinizi alacağım demiştim. Evet. 2019'da hedefleriniz var mı? Yani bir daha doğrusu bir öngörünüz var mı? 2019'da şöyle olur, böyle olur. Strateji ne olacak? Veya sektörün genel için konuşabiliriz. Şöyle Recep Bey, Ahmet Bey özetledi reklamdan önce. Şimdi tekrar olmasın, aynı görüşler. Ama şunun altını bir kez daha çizmemize fayda var. Tarım makineleri satışında satış vadelerinin bayağı bir kısalacağı o kesin, öyle görünüyor. Çünkü ham madde tedariği de böyle görünüyor. Açıkçası uzun vadeli hiçbirimizin bir planlama yapma şansı yok. Küçülmeler söz konusu olacak. Çünkü devletin bu yakın zamanda hükümetimizin açıkladığı yeni ekonomik programda da 2019'da işsizliğin maalesef artacağı öngörülmekte. Bu tabii bütün sektörlerde görüleceği için birçok sektörde, bizim sektörde de öyle olacak gibi görünüyor. Ama yine umut etmemiz lazım. Tarım neticede, biraz önce söylediğim gibi, bu çok önemli hadise. İşte en önemli buğday ihracatçısı bir ülke, Rusya'nın ihracat yapmama kararını alması, iyi düşünmemiz lazım. Aksi takdirde enflasyonu tekrar yukarılara çıkar. Yani devletimizin bu karar vericiler ne yapıp edip bu ekonomimizin bu kısa sürede bir müdahale edilmesi kesinlikle, şart. Kesinlikle ve kesinlikle mesela işte arpa buğdaya destek %100 artırdık, 5 kuruştan 10 kuruşa çıkardık. Yok, hayır hayır yok. Çok radikal şeyler alınması lazım. Ya tarım toprak gibi, yani bir verirsiniz 10 alırsınız 100 alırsınız. Bu sektörlerde öyle de, tarım ve tarıma dayalı sanayiler ve tarım sektörü karşılığını mutlaka verir size. Çok olumlu, pozitif dönüşleri de olur. Umarım bu karar vericiler bunu hesabı tekrar bir daha gözden geçirirler. Tarıma çok önemli katkıları, destekleri belirlerler. Biz de sanayici olarak da bunu yaparız. İhracatımıza ağırlık verme düşüncelerimiz var. Yani bütün sektörde olduğunu. Ama orada da şöyle bir tehlike var. İhracat yapmış olmak için de yapılmaz. Aksi takdirde bisküvicilerin başına gelen bizim başımıza da gelebilir. Burada Türk bisküvisi satılmaz yazıları taşıdı bazı ülkeler, Rusya gibi. Çünkü çamur gibi bisküvi gitmeye başlayınca sadece fiyat odaklı çalışıldı. Korkarım bizim sektörümüze böyle bir durumla karşılaşmayız. Aksi takdirde İşini çok iyi yapan meslektaşlarımız var. Konya'da, İzmir'de, başka şehirlerimizde de var. Onların belli bir pazarları var. Bu pazarlara mani olunur. Çünkü tamam, her firmanın bir markası var ama biz şu anda daha Türk tarım makinesi olarak adlandırılıyoruz. Hangimiz gönderirsek gönderelim,
Türk malı satmıyoruz. Yani Türk imajı malı, bozmamak imajı lazım. İmajı bozmamamız önemli, lazım. Önemli. Burada hepimize sorumluluk düşüyor. Umarım bunlar yerine getirilir. Evet. WhatsApp mesajlarından devam edelim. Sinem abi, çiftçilik öldü de tarım makineleri üreten ne halde? Ahmet küçük bacağı sorum nasıl ayakta duruyor? Saygılar demiş İbrahim Bestil. Yani tarımla sanayici beraber aynı ölçüde görüyor. Eğer tarım ölürse sanayici de ölür demek istemiş herhalde. Üreten Türkiye'nin en önemli konusu tarım ve tarım yapan değerli çiftçilerimiz ve tarıma destek verilmeli ve meydana gelen obruklar ve yüksek fiyatlı maliyetler çiftçiyi korkutuyor. Çiftçi hep isyanda demiş bir vatandaşımız. Canımız oldun arkadaşım. Sahte Ankara'dan Konya'dan canlı yayın değil de Türkiye televizyonu, bir dakika bunu bir toparlamam lazım. Öyle bir şey de yazmış ki canımız oldun arkadaşım diyor. Sahte Ankara'dan Konya'dan canlı yayın değil de Türkiye televizyonu olduk olalım. Trakya'ya da gelin. Trakya'dan da bir canlı yayın yapın. Tekirdağ'dan, Edirne'den hele gene dünyanın en tatlı etini üreten Kırklar elinden yayın yapınız ki Türkiye uyansın. Türkiye'nin %40'ını besleyen Trakya'mıza biraz olsun önem verin. Recep arkadaşım, Şenol Bey'e de çok selam, Ahmet Bey'e de. Zaten tam bir çiftçi oğlu ki derdimizi çok güzel izah ediyor. İnsanın bir ton altını olsa ne yazar? Yenmez ki. Ama tarım biterse ülke ateşe döner. Zaten köylerde hayvan da kalmadı. Kalanlar da gebe hayvanlarını kestiriyor. Hayvan gördü mü bir düşmanı görmüş oluyorsun. Çünkü yarın nasıl doyuracağım diye uğraşıyorsun. Gençler çiftçilikte uğraşanlar yandılar, mahvoldular. Ne olursunuz bir de Trakya'ya gelin, millet hayvanlarını bitirdiler. Yine de yemciye borcunu ödeyemediler. Tarlalarını çok yok parasına satıyorlar. 500 bin dönüm Trakya'da sadece bir kişi aldı. Yani çok ciddi bir rakam. 500 bin dönüm böyle yerler kimler alıyor? Trakya'da yangın yerine döndü. İlk başta anlayamadık. Sayende diyor Konya'nın televizyonu Türkiye'nin televizyonu oldu Kanal 42 diyor. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Şu durumu da siz az çok bizi tanıyorsunuz. Yayınlarımızı biliyorsunuz. Evet. Bunun gibi Türkiye'nin her tarafından ben telefon alıyorum, mesaj alıyorum. Kanal 42 dışarıdan bakıldığında yerel televizyon olarak adlandırılıyor. Ama tarımı bu kadar enine boyuna tüm çıplaklığıyla konuşan başka program yok diyorlar. Yani gelin işte Trakya'ya gelin, buradan da bir canlı yayın yapın. Diyarbakır'dan vatandaş arıyor, Recep Bey sana bir dava açarlar, bir ceza yersen ne olur miktarını söyle, biz para toplayıp sana göndereceğiz diyen de var. Ne olur susma diyen de var. Bu toplumda bu bir eksiklik mi, yoksa birkaç tane Recep Cingöz olursa bu memlekede sıkıntı mı olur? Sıkıntı olmaz. Şimdi Recep Bey, reklamdan önce de söylediniz. Biz bir kere işimizle ilgili konuları konuşurken hepimizin bir siyasi görüşü olabilir. Seçimlerde bir partiye oy vermiş olabiliriz veya değiştirmişiz. Onu bilemeyiz. Ama işimizle ilgili lütfen hepimiz objektif konuları konuşmamız lazım. Yani burada maksadımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalı. Şimdi bazı ilimizde var veya bazı STK'lar var. Aman Allah'ım, akşama kadar işte hükümeti hakaretlere varıncaya kadar eleştiriler. Ya hiç mi olumlu bir şey yok? Ya da tersini söyleyelim. Hiçbir tane olumsuz bir şey yok. Her şey dostum. Güzel ya kardeşim, de ki şöyle, bunlar doğru, bunlar yanlış. Olması gereken de bu. Yapıcı muhalefet. Evet, aynen öyle. Bunu çünkü yani yukarıdaki insanlar da o zaman kararlarını kolaylaştırır. Bir şey söylenir. Bunu kim söyledi? Ha, o bizden değil. Boş ver, önemli değil. Şimdi bu bizden zaten önemli değil. Olmaz. Biz bir yere varamayız. Bundan kurtulmamız lazım. Objektif bir şekilde, net bir şekilde bunu ifade edeceğiz. Ve ben bir öneri daha da bulunayım. STK başkanlığı yapan kişiler
Buna tarmak bir başkanı da dahil, ticaret odaları, sanayi odaları, ziraat odaları, başkanlıktayken veya başkanlığı bıraktıktan itibaren 3 yıl, 4 yıl siyasete girmeme şeyi konulmalıdır. Yani o işi bir siyaset gelmek için basamak olarak kullanmamalıdır. O işi mesleğinin efendim bir sadakasıdır veya meslektaşları onu uygun görmüştür. Bunun için yapmalıdır. Ya ben olur mu şimdi bir şey dersem ayıp olur. Bir sonraki dönem milletvekili olacağım şu veya belediye başkanı. Bu olmaz. Bir yere ya, varamayız. Gerçeklerden kaçarız. Bu çok önemli bir tespit. Evet. Bunu atlamamamız lazım. Çiftçinin hakkı, çiftçinin haklarını savunmak için, onların vizyonunu açmak için yönetime gelenler çiftçinin duygularını, çiftçinin pozisyonunu basamak olarak kullanıp siyasete zıplamak. Olmaz. Böyle bir şey olamaz. Yani olmamalı. %100 katılıyorum. Olmamalı. Bütün STK, bu sanayi odası, ticaret odası, başka büyük meslek kuruluşları da var. Yani ülkemizde çok daha büyük sanayi kuruluşlarının olduğu onun gibi. Yani zaman zaman eskiden hatırlıyorsunuz. Akşama kadar bakıyorum, dinliyorum onu. Ya bir ana muhalefet partisi lideri mi konuşuyor, bir meslek sanayici kuruluşu mu konuşuyor belli değildi. Ya olmaz böyle bir şey kardeşim. Sen objektif olarak söyle. Bunlar doğru. Teşekkür ederiz. Bunlar da şöyle olmalı. Başkanım. Başkan, bunları yapabilirsek Recep Bey'e program konusu kalmaz. Başka bir konuda artık ne belgeseli yaparsınız bilmiyorum. Bunları şöyle yani bu bizdendir şeyinden kurtulmamız lazım. Ben geçen bir yerde örnek vereyim. Askere gidiyor. Mesela Konyalı birisi. Ben yedek subay olarak doğuda yaptım. Ya bakıyorum işte örnek veriyorum, Konyalı birisi yazıcı olmuş. Vay toprağım diyor. Ya Konya'da şehirde çarşıda 10 defa göz yüzüne bakmayacağı adam bu benim hemşerim diyor, sahip çıkmayın. Ya bırak o kuralına göre orada kim hak ediyorsa ona yaz işte o nöbeti veya ne yapıyorsan. Bundan kurtulmamızdan, bu bizden değil. İşine bak. Recep Bey, şimdi birçok kişi ya işte şöyle biz Müslümanız dinden bahsediyor. Ben de bir şey söyleyeyim. Ben İmam Hatip mezunu değilim, İlahiyat Fakültesi mezunu değilim. Ben imamlardan rica ediyorum. Lütfen bizim dinimizin direği olan, dinimizin temellerini ifade eden Allah'ın kelamını, Kur'an-ı Kerim'i lütfen mealini, tefsirini bize anlayacağım sade bir dille anlatın. Nisa suresi 58. ayeti anlatın mesela. Emaneti ehline vermenizi ve adaletli davranmanızı Cenab-ı Allah emrediyor. Buyurun açın interneti, açın bakın. Cuma hutbelerinde de akrabayı kollamak emrediliyor ya. Metin Adıyaman milletvekili. Adıyaman milletvekili neydi evet. Adamın adı? Metin bilmem neydi, soyadını şimdi evet. Biraz sonra gelir. Akrabasına torpil yapmış abi şey yerleştirme için. Ayet var. Bu konuda ayet var dedi adam. Maun suresi 90. Evet. Ayet. Eski şimdi bu dönem milletvekili değil, televizyonların evet. Gediklisi. Öyle yani bunu getireyim. Lütfen artık bunu ehil insanlarla devam etmem. Bu bizdendir, bu bizden değildir. Efendim bu cumaya gidiyor, gitmiyor. Bu olmaz. Ben daha önce de söyledim. Konya'da holdingler vardı. Çoğu zor duruma düştü. Keşke düşmeselerdi. Çünkü vatandaşın yastık altındaki paralarının belli bir yatırıma yönelmek için bir umuttu. Gittiler köşe başındaki yerleri satın aldılar. Örnek veriyorum bir deterjan fabrikası satın aldılar. Oraya müdür lazım. Kim? İşte Ahmet Bey bizim yönetimde. Kim? Onun yeğeni var. Şenol Bey onu alalım. Nasıl? Ya işte abdestinde namazında. Kardeşim o fabrikanın mescidine imam alacaksan o arkadaş al. Olur. Ama oraya bir işletmeci, kimyacı al. O fabrikayı daha da ileriye götürsün. Daha fazla İslam oluşsun. Daha fazla insanın ekmek parasını kazanmasına vesile olsun. Daha fazla ihracat olsun. Ya yapmayın artık. Böyle olmaz. Ya Amerika'da işte bu telefon, şu telefonun şirketin sahibinin değeri 1 trilyon dolar. Bizim Türkiye'nin hepimizi toplayalım bu kadar etmiyoruz. Bitti. Başka daha neye uğraşıyoruz? O adam bakıyorum bu adam kiliseye mi gidiyor? Efendim Budist mi? İşlerinde şey Müslüman buna bakmıyor. Bu adam ne üretiyor buna bakıyor. Buna bakmamız lazım. Başka yolu bugün yok. Akşam yemek yerken gazeteci olduğumuz için kulak delik oluyor abi. Yan masadaki konuşmaya kulak takıldı. Diyor ki ya diyor filanca anlattı diyor. İstanbul'da diyor dünyanın bilmem kaç ülkesinden çok büyük holdinglerin CEO'ları gelmiş diyor. O da he diyor. Ya diyor adam toplantıdan çıkınca oradaki teknik servislerle muhabbet ediyor. Kahve makinesinden kendisi çayını alıyor. Ve hiç o adam CEO mu zengin mi değil mi anlaşılmıyormuş lan diyor. Lan diyor bizim Türkiye'de olsa öyle mi diyor. Şimdi biraz önce siz de evet, Fransa'daki başkanından bahsettiğim anlatınca evet. Oradaki tarım kredi benzeri kooperatifi olay aslında bu. Şimdi orada bir başbakanın
bisikletle makamına gitmesi olayına biz yadırgıyoruz ya, böyle şey olur mu? Biz de başbakan veya bir bakan gelince peşinden 30 tane 40 tane arabayla gidiliyor. Ya, abi böyle mentalite değişmesi lazım. Yani, mentalite kesinlikle. İnsanların birbirine üstünlüğü yok. Üstünlük takvadadır. Yani takva sahibi insan, mesela bana geçen adam telefon ediyor. 20-25 kere aradı programda. Şimdi programda bakamıyorsun telefona. Program bitince aradım. Buyur abi dedim. Adam bir bağırıyor bir konuyla ilgili. Dedim abi bir dakika, ben dedim sana bir şey açıklayayım. Sen sus dedi. Sen dedi ilk önce dedi saçlarını kestir de gel dedi. Şimdi insanların saçına, sakalına, makamına, pozisyonuna bakarak hareket etmenin sonuçları bunlar. Şimdi bugün yine bir mesaj geldi. Diyor ki vatandaş, Recep Bey diyor, çok uzun yazmış. Okuyacaktım ama şimdi bulmam zor. Bize diyor köylü milletin efendisidir dendi ama diyor, hep diyor köylü medyayı kastediyor burada. Köylü Mehmet Ağa şapkasını takınca o adamı cahil, bilgisiz, hayır, görgüsüz gösterildi diyor televizyonlarda. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor abi. Yakın döneme kadar bu böyleydi. Bankaya ayakkabılarını çıkarıp giydiği için kadını müthiş derecede haberlerde konu oldu. Yani çok duyarlı bir insan gibi, ne kadar saf, temiz bir insan gibi anlatıldı ama aslında altyapısında kadının cehaleti ortaya kondu. O zaman piyeslerde, okullarda, piyeslerde mühendis, doktor, hakim, savcı, bir tanesi ben çiftçi olacağım rolü yoktu diyor. Hiç kimse de çiftçi olmak istemiyor diyor. Mesela bir söz vardır. Oku adam ol, baban gibi eşek olma lafı vardır ya, işte orada virgül koyunca mana, evet, mana değişir. Bize diyor, bizim çocukluğumuzda da diyor, oğlum oku adam ol, benim gibi böyle sürünme diyor, bizi köyden kaçırdılar diyor, sistem diyor. Şimdi köylü milletin efendisi midir, üretici milletin efendisi midir belli değil. Evet. Sen köyde, ya bu konuda çok doluyum, kusura bakmayın, sizinle vaktinizi alıyorum. 50 koyun, 100 koyun, 300 koyun vererek köyde köye dönüşü sağlayamazsın. Köyden şehire dönüşü engelleyemezsin. Köyde sosyal bir tesis var mı? Yok. İnternet var mı? Yok. Elektriğin kaliteli mi? Yok. Doğalgaz var mı? Yok. Oturabileceği bir kafe var mı? Yok. Sağlık ocağı var mı? Yok. Okul var mı? Taşımalı sistem? Yok. Ulaşım yol var mı? Yok. Abi sen 300 koyunu versen ne olur, vermesen ne olur? Gitmez. Aynen öyle. Bu gençleri, biraz önce söylediğim gibi, köyde genç nüfus kalmadı. Diyor ki abi kız vermiyorlar diyor. Evet, ben şehirde durursam, söyledim bunu. Şehirde yaşarsan öyle köylü köylüye vermiyor başkanım. Aynen öyle. Bunu abi söylüyorlar. Bu imkanı sağlamamız lazım. Bu ortamı oluşturmamız lazım. Yani bunun altyapı bir anda olacak bir şeydi. Hızlı bir şekilde buna yönelmemiz lazım. Aksi takdirde tarım yapacak insanları bulamayacağız. Ve yeni gelecek makineler de artık teknoloji, elektronik barındıran makineler gelecek. Şimdi geleceğin tarım makineleri de böyle olacak. Bir gün isterseniz bununla ilgili de program yaparız. Evet. Bunları kullanabilecek yetişmiş genç nüfusa ihtiyacımız var. Ben sözünüzü kestim. Ben bir zorlama bir hikaye anlatmak istiyorum. Yani köylü gerçekten milletin efendisi. Ben 92 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde mezun olduğumuz yıl kulakları çınlasın. İzmit'e yerleşti. Profesör Doktor Sayın Karakaplan hocamız bize şu hikayeyi anlattı. Arkadaşlar dedi, gençler mezun olacaksınız. Resmi dairede, Tarım Bakanlığında, kendi işinizde, özel sektörde, yerlerde çalışacaksınız. Sakın ha, o köyde yaşayan insanları böyle biz okulu okuduk falan böyle hor görmeye kalkmayın. Şöyle bir zorlama bir hikaye vardır dedi. Bir gün ünlü bir zoolog, yani hayvan bilimiyle uğraşan bir yabancı profesör Anadolu'yu dolaşıyor. Atla işte Mera'ya falan gidiyor. Yanında da tercümen var. Yelde işte hangi hayvanı görürse fotoğrafını çekiyor, notlar alıyor falan. Sonra bir çobana rastlıyorlar. Çoban da çayı demlemiş. Oturuyor, çay içiyor. Bunları görünce buyur ediyor. Birlikte çay içiyorlar. Sonra tercümana soruyor bu nedir diye. Diyor ki bu yabancı bir profesör, çok ünlü. Bu hayvan bilimiyle uğraşıyor. Peki ne ile ilgileniyordur? Bakınız alt konuya soruyu soruyor. Ne ile ilgileniyor? Diyor ki bu doğuran hayvanla, doğurarak üreyen hayvanla yumurtlayarak üreyen hayvan arasındaki
farkı tespit etmeye çalışıyor diyor. Çoban kahkaha atıyor. Ondan sonra ya özür dilerim kusura bakmasın diyor. Bir an boş bulundum. Ama diyor lütfen özrümü kabul etsin diyor. Ya profesör ama diyor bunu anlamak için neden o kadar uğraşıyor diyor. Hayvana şöyle bir baksın diyor. Eğer hayvanın diyor kulaklarını görüyorsa diyor bu doğurarak çoğalır diyor. Eğer kulaklarını görmüyorsa diyor bu yumurtlayarak çoğalır diyor. Tercüme ediyor. O yabancı profesör biraz duruyor. Notları böyle yığılıymış. Orada da çay ateşi var. Alıyor notları yırtıyor. Çağırt çağırt yırtıyor. Ateşe atıyor. Hadi buyur gidelim diyor. Bakınız basit bir gözlem. Araştırma yapan bir profesörün o kadar şeyini nasıl yenebiliyor? Yani bir zorlama bir hikaye ama hocamız bize bu vurguyu vermek için yaptı. Öyle onlardaki o tecrübe çok önemlidir. Birçok sanayici arkadaşımız onu yapar. Yeni bir makine yaptığımız abi zaman... Son sözlerini de almış olayım bitireceğim. Tabii Ahmet Bey'e verelim. Biz bu işte ehil çiftçilerimiz vardır. Onlara veririz. Kullan bakalım. Çünkü biz sadece fabrikadaki yönünü biliriz. Onlar burası böyle olacak, burası böyle. Bunlardan da esinleniriz. Onun için gerçekten çok zeki, pratik zekaya sahip insanı yani köyümüzdeki insanlardan da biliyoruz. Öyle filmlerde öyle gösterildiğine bakmayın. Onlar art niyetli insanların işidir. Çünkü karnımız o insanlar sayesinde doyuyor. Medya hep art niyetli abi. Yok işte sizin gibi kanallar hariç diyelim. Senaryoyu yazanlar. Ahmet abi hem tarım masası bir taneden fazla olursa nasıl olur abi, ağır mı? O soruya cevap ver. Onu pas geçmeyelim. Bence güzel olur. Milletin feryadının bu şeyde bize dinlendirilmesi, bizim gibi kıytırık bir televizyoncuya bunu verilmesi şey. Nasıl düşünüyorsun? Bir de son sözlerini alalım, programı kapatalım. Üniversitede bir hocamız da mezun olduktan sonra bize nasihatı şuydu. Gittiğiniz yerde mühendislik yaparken beyin fırtınası yapın. Bu programların birden çok olması beyin fırtınası, düşünce çeşitliliği, çözüm çeşitliliği. Çünkü bir kişinin düşündüğü yetmeyebilir. Bir kişinin gözlemi yeterli olmayabilir. Bu programlar çoğalmalı. İstişareler çoğalmalı. Zaten birçok sorun tek kişinin hele hele bir de liyakatsizse aldığı kararların sonucu olmuyor mu? Evet. Bu birçok düşünce paylaşılarak alınan kararlar bence yerinde olur. Programların sayısı da artsın. Muhalefetimizin sayısı da artsın. İnşallah doğru yapılanlar artsın. Temennimiz o yönde. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Önümüzdeki süreç kısa bir süreç değil, uzun bir süreç. Dış siyasetin etkisi var, ülke içindeki siyasetin etkisi var, ekonomik girdilerin etkisi var, tüketicilerin yanlışları var, üreticilerin yanlışları var. Hepimizin çiftçi tabiriyle takkeyi önüne koyup, şapkayı önüne koyup düşünmesi, önce israfı bitirmesi, kesinlikle bu dönem israf edebileceğimiz zamanı, parayı, malzemeyi, ham maddeyi, her şeyi hoyratça kullanabileceğimiz bir zaman değil. İsraf etmeden, üretmeden, vazgeçmeden. Çünkü vazgeçersek tekrar geriye döndüğümüzde üretmek istesek de üretemeyeceğiz. Bu gözüken o. Özellikle önümüzdeki bir yıl süreç. Devlete de bu konuda destek olarak kızabiliriz, politikalarını beğenmeyebiliriz. Ama ülke bizim ülkemiz. Devlet bizim devletimiz, toprak da bizim toprağımız. Sahip çıkmamız lazım, üretmemiz lazım. Benim dileklerim, temennilerim, önerilerim bunlar. Evet, çok teşekkür ediyorum her iki konuma da. Sevgili seyirciler, zannedildiği gibi tarım makinacıları ekrana çıkarınca makina konuşmuyoruz. Bütün şu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Makina üreten de olsanız, market de olsanız, tüccar da olsanız, beyaz eşya üreten de olsanız, müteahhit de olsanız, bunların hepsi ve birçok fazlası, belki sabaha kadar saysanız bitmez. Çiftçi biterse, ülkede tarım biterse bunların birçoğu biter bu meslek gruplarının. İşte sanayiciler şunu söylemediler dikkat ettiyseniz. Ya işte devletin bize destek vermesi lazım. Vergilerimizin ötelenmesi lazım. Kredilerimizin uzatılması lazım falan demediler. Ne dediler? Çiftçi ayakta durursa, çiftçi kazanırsa biz zaten iş yaparız. Biz zaten bizden ürünü gelip alırlar. Çiftçinin ayağa kaldırılması için sağcısı, solcusu, ülkücüsü, hangi siyasi cenahtan olursa olsun, hangi dinden, hangi inanıştan, hangi cemaatten olursa olsun,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin katkı vermesi gereken bir olay. Türk tarımının çiftçisinin, hayvancısının, üreticisinin, sanayisinin ayakta kalması lazım. Tarım makinası sektörü yurt dışından gelen bu hangi ürün olursa olsun 20 bin euroysa Türk sanayisi bu kalitede ürün üretince o adam fiyatını 10 bin euroya düşürmek zorunda kaldı. %100 fiyatını indirmek zorunda kaldı. Eğer Türkiye'de üretiliyorsa yurt dışından gelen ürünler belki biraz cazip olabilir. Ama siz 2-3 yıl buğday üretmeyin Türkiye'de 15-16 milyon tonlara düşsün. İşte Rusya açıkladı. O zaman biz yurt dışında 800-900 lira olan buğdayı 2000 liradan aşağı alamayız. Şu anda Türkiye'ye aman siz üretmeyin. Biz zaten üretiyoruz sizin yerinize. Alın daha ucuza veriyorum diyerek Türkiye'de bu ithalat alışkanlığı zirve yaptı. Yarın benim köylüm, bugün bir köylüyle tanıştım. Vatandaş dedi ki ya ben Tarım Bakanı olsam şeker pancarı üretimini yasaklarım dedi. Benim şalter attı. Karşısında da 78 yaşında bir çiftçiye söylüyor bunu. Çünkü şeker pancarının lokomotif bir ürün olduğunu, hayvancılıkta da, alkol üretiminde de, maya sektöründe de, istihdamda da, atmosfere saldığı oksijenle, toprağı düzenlemesiyle bunların hiçbirine bakmıyor. Niye? Su tüketiyor demiş birisi. Pancar çok su tüketiyor. O yüzden pancarı yasaklardım diyor. Ben de bunları söyledim. Abdullah amca eğer tarımı bırakırsa bunun vebali hepimizin boynuna. Abdullah amcanın 6 tane çocuğu vardır muhtemelen. Bunlardan birisi yanındadır. 5 tanesi köyde, şehirdedir dedim. Evet oğlum haklısın. Aynen öyle dedi. İşte o bir çocuğun çocukları şehre giderse ben bundan 7-8 yıl önce 10 yıl sonra 10-15 yıl sonra Türkiye'de çiftçi bulamayacaksınız bu gidişle demiştim 5-6 yıl 7 yıl önce. O günlerin SOS sinyalleri geliyor. Bağırınca bağırıyoruz, sinirlenince sinirleniyoruz. Doğal bir gazeteciyim ben. Sevincimi belki biraz abartılı gösteriyorum. Sinirimi abartılı gösteriyorum. Ama bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin bizim çocuklarımızın, torunlarımızın yarınları için biz bu feryadı yapıyoruz. Al gülüm, ver gülüm. Şak şakla program yapmıyoruz, yapmayacağız da. Bugün yine bizi dinlediniz, sağ olun. Rejideki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık. Türk tarımına yenilikleri sunan Alparslan Tarım, Tarım Masası sundu.